Merhabalar herkese. Tek Çare Uzay Programı'na hoş geldiniz. Ben moderatör Damla Pekgöz. Ben Umut Yıldız. Bugün de Ben uzaydan... Kızıltay Hoş geldiniz hocam bu arada. Pardon. Hocam önünü uzarmış. Bugün de uzaydan düşen bilgiler hakkında kısa ama keyifli ve etkili bir yayın için tekrar sizinle beraberiz. Bu akşam çevre mühendisi Doktor Kızıltan Yüceil ile beraber Marmara'da son günlerde inanılmaz gündem olan, her yerde gördüğümüz, internette ve haberlerde gördüğümüz müsilajla bunların oluşmasıyla alakalı ve temizlenmesi ve doğru şehirleşme ve aslında nasıl buna yol açmayabilirdik üzerine Kızıltan hocamızı dinleyeceğiz. Sorularımızı kendisine soracağız. Chatten gelen soruları alıyor olacağız. Hepimizin bir sürü sorusu var eminim bu arada. Çünkü çok Kesinlikle. Gündem oldu. Nasıl oluştu, nasıl gider, biz bu işe nasıl bulaştık, nasıl kurtarırız kendimizi Kızıltan Hoca'dan bunları dinliyor olacağız. Ama ondan öncesinde tabii ki ben burada olduğum için söyleyeceğim bazı şeyler var. Videoyu ilk defa izliyorsanız, bizde ilk defa karşılaştıysanız, eğer bizi sevdiyseniz, bu tarz programları, bilimsel konuları bizimle beraber dinlemek ve izlemek isterseniz efendim biz cumartesi akşamları saat 9'da bu programları canlı olarak yapıyoruz. Sonra bunları YouTube kanalımıza yüklüyoruz. Eğer siz de beğendiyseniz kanalımıza abone olmadan lütfen gitmeyiniz. Videoları da beğenmeyi unutmayınız ki farklı videolarımız da sizin önünüze çıkabilsin. Bunun dışında eğer sizin de konuyla ilgili sorularınız olursa, videoyu sonradan izlediyseniz Kızıltan hocamıza sorularınızı yöneltmek için yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz kendisine sorularınızı iletebiliriz ve cevap vermesini sağlayabiliriz. Bunun haricinde bütün yayınlarımız podcast olarak da Spotify'a ve tüm mecralara yükleniyor. Yayınlarımızı Tek Çare Uzay yazarak Spotify mecralarına ve birçok işte podcast mecrasına bizi bulabilirsiniz. Ayrıca bizim artık YouTube'da gördüğünüz gibi bir katıl butonumuz var. Eğer katıl butonuna tıklarsanız, Twitch'te de bize abone olursanız yayınlarımızı devam ettirebilmek için bize destek olmuş olursunuz diyorum ve yayına başlıyorum. Başlayalım. Hoş geldiniz. Umut Hocam, Kızıltan Hocam nasılsınız diye ben konuya oradan gireyim. Evet, hoş geldiniz Kızıltan Hocam. Aslında bu... Selamlar. Yaklaşık 2 ay önce başladı değil mi? Ve bu çok da hızlı bir şekilde, aynen çok da hızlı bir şekilde böyle bütün Marmara Denizi kıyılarını, hatta içerisine aldı mı zaten onları da konuşuruz. Kıyılarını etkisi altına alan bu deniz salyası olayı var. Müsilaj, ya da şu anda herkes artık bu kelimesini de biliyor. Müsilaj vakasıyla karşı karşıyayız. Biz bu programda çevre konuşacağız. Aslında böyle yemyeşil ormanlar, masmavi sular, masmavi gökyüzü, böyle bunun gibi böyle süper bir çevre konuşmayı çok isterdik. Ama bu program biraz pis bir program olabilir. Neden? Çünkü pis diyorsun. Neden? Çünkü bu tamamen insandan kaynaklanıyor, bizden kaynaklanıyor. İnsanlar doğayı iyi koruyabilseydi, tertemiz koruyabilseydi bir problemimiz olmayacaktı. Hatta biz programımızın başında özellikle müsilaj gelir demiştik, geldi diye koyduk. Çünkü 20-25 sene önce de bu konular konuşuluyormuş ve o zamanlar kurulan araştırma ekipleri var. Bu araştırma ekiplerine çalışan işte Kızıltan hocamız da ta o zamanlardan bizi uyarmışlar 20-25 sene öncesinde. Peki biz dinlemiş miyiz? Tabii ki hayır. Neydi o cümle? Her felaketin ardında dinlenmemiş bir bilim insanı vardır diye bir film repliği kullanabiliriz. Aynen. Evet, biz dinlemiş Doğru. miyiz? Hayır, biz dinlememişiz tabii ki. Niye dinleyelim ki yani? O kadar para vermek yerine vakti gelince kirlensin, biz ondan sonra temizlemek için çok 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 daha fazla para ödemeyi daha çok tercih ederiz. Biz böyle insanlarız yani. Biz genelde bu şekilde insanlarız. Bilim insanlarını ilk baştan dinlemek bizim tercihimiz değildir. Evet hocam. Neyse, böyle bir giriş yaptık ama kısaca önce biz sizi bir tanıyalım. Ondan sonra dalalım. Şu müsilaj nedir? Tamamdır. Çok teşekkürler. Öncelikle yani gerçekten benim için çok hem onur verici hem de keyifli bir şey şu an burada olmak. Onun için de teşekkür ederim tekrar. Ben kimim? 91 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Ayaz Ağa'nın işte kışın karlı, yazın hararetli şeyine, topografyasına gidip gelen bir öğrenciydim 91'li yıllarda. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisi bölümüne girdim. 95 yılında endüstriyel arıtma tarafında bir bitirme ödevi hazırlayarak mezun oldum. Fakat hemen sonrasında 97 yılına kadar ağırlıklı olarak katı atık ve geri kazanım konularında çalıştım. Hem profesyonel olarak hem akademik olarak. 97 yılında Türkiye'de katı atık geri kazanımı ve geri dönüşüm temalı. Aslında o dönemde
katı atığın yönetimi ile ilgili ve geri kazanımı ile ilgili bazı tedbirleri önerdim. Görüyorum ki hala sıkıntılı bir yerdeyiz. 97 otizmi verdikten sonra hem profesyonel olarak hem akademik olarak nasıl diyelim, matematik modelleme ve hidroloji, kentsel altyapılar alanlarına odaklaşmaya başladım. 97 ve 2000 yılları arasında İstanbul Master Plan, Ankara Master Plan, Sinop'ta bir katı atık projesi, yine Tarsus içme suyu master planı gibi planlama projelerinde planlama mühendisi olarak çalıştım. Bugünkü programa katılmamın bir şapka hikayesi aslında o dönemde genç bir mühendis olarak içinde olmuş olduğum o faaliyetler. Sonrasında 2000'li yıllardan itibaren yani bir iki paralel hatta devam ettim. Bir tarafta profesyonel olarak teknoloji sektörünün ekmeğini yedim. Kod yazdım, şirket kurdum, şirket batırdım. İşte platformlar, web siteleri ürettim, mobil uygulamalar yaptım vesaire. Ekmeğimi oradan kazanırken 2005 yılına kadar da bu sefer kırsal alandaki hidroloji ve havza yönetimiyle ilgili bir akademik doktora tezi çalışması yaptım. Burada değinmeden geçemeyeceğim doktora tez hocam, birkaç yıl önce rahmetli olan Profesör Doktor Ethem Gönenç, ki buradaki master plan çalışmalarında da zamanında çok büyük katkıları vardı. Aynı zamanda yine bütün bu benim doktora tezim Köyceğiz Gölü Havzası üzerinde yapılan bir uygulama aynı zamanda. O bölgedeki çalışmalarımızın da fonlanmasına destek olan NATO'nun bilimsel gelişime katkı için kurulan Common Challenges of Modern Society çalışma grubunun da aslında bir araştırma üyesiydi. 2005 yılından sonra tezimin devamı niteliğindeki başka bir araştırmada gönüllü olarak tez danışmanlığı yaptım. Yaklaşık 2-3 yıl sonra da o öğrencimiz doktora çalışmasını bitirip mezun oldu. O arada işte 25-30 tane de uluslararası makale yaptım. Gel gelelim 2015 yılına kadar aslında bu olaylardan biraz kopmuştum. 2015 yılında çalıştığım şirkette nesneler interneti alanında görev almaya başladım. Burada önce akıllı ulaşım, tabii dolayısıyla akıllı endüstri, daha sonra akıllı şehirler alanlarında da yeni bir uzmanlık alanı geliştirdim. 2019 yılından 2018 yılından itibaren de akıllı şehirler merkezli olarak içinde yeşil ekonomi, akıllı ulaşım, elbette akıllı altyapılar, bu konularda üniversitelerde böyle zaman zaman misafir hoca niteliğinde dersler veriyorum. Konferanslara katılma fırsatım bulduğumda bu konuları anlatmaya çalışıyorum. Müsilaj konusu geldiğinde de açıkçası hani 25 yıl öncesinde bugüne nasıl geldiğine, bunların olabileceğine dair hani şöyle söyleyeyim, 40 ciltlik bir eserin, bilimsel eserin yapılmasında görev almış biri olarak birilerinin çıkıp konuşmak olmasını... 40 cilt mi? 40 cilt, tabii. Hocam aynen. Biraz araştırma yapılmış ama ona rağmen pek dinlenmemiş gibi geldi. Hayır, şimdi aşağıda bir sürü yorumlar başladı işte, yani bilim insanları niye dinlensin ki, işte onlar ancak kriz geldiğinde, kaos ortaya çıktığında dinleniyor tarzında. Evet, kriz ortaya çıkmadan 40 ciltlik bir şeyler yazılabiliyormuş demek ya, yazılmış ve dinlenmemiş. Çok onu, ilginç. Hemen biraz da aslında müsilajın o zaman, olduğuna... Aynen o zaman hocam, müsilaj tam olarak nedir, öyle bir başlayalım. Ay pardon, ben yanlışlıkla bozdum. Yine ben o 40 cilte bağlarım konuyu. Tamam. Şimdi yani öncelikle neleri anlatabileceğimi az çok biraz değinmiş oldum. Bir de neleri anlatamayacağımı da ifade etmek lazım. Yani işte başımızda doktor var diye her şeyin doktoru değiliz malum. Her şeyin uzmanı da değilim. Ekolog değilim. Mikrobiyoloji derslerini de pek sevmezdim. Laboratuvardan da nefret ederdim yani öğrenciyken. Dolayısıyla hani çok benim alanım değil. Ama elbette ki hani bir çevre mühendisi olarak, çevre mühendisinde bu arada hani küçük bir parantez açayım. Çevre mühendisi peyzaj mühendisi değildir. İşte üst yapıdaki o güzel rekreatif alanların tasarımında olan şehir plancıları ya da peyzaj mimarlarından ayrışı hiç alakası yoktur. Altyapı mühendisidir aslında.
Kökeni inşaat mühendisliğine dayanır. İnşaat mühendisliğinin kamu sağlığı mühendisi, sanitary engineering denen kamu sağlığı mühendisidir. Yani aslında kanalizasyoncudur. Sonrasında icat olunduktan sonra arıtmacılık vasıfları da olur. Türkiye'de YÖK'ün kararıyla sanıyorum 80, 81 ya da 83 o tarihlerde olsa gerek. İlk Türkiye'deki çevre mühendisliği bölümleri kuruluyor. Daha öncesinde inşaat mühendisliğinin bir şeyiydi. Ne derler? Ana bilim dalıydı. Yani bir üst alt branşıydı. Bunu da niye özellikle anlatıyorum? İşte geçenlerde de işte Nevşin Hanım'la konuşma fırsatım buldum. Oradaki yorumlarda gördüğüm zaman ya işte şey ne derler? Hani inşaat mühendisleri hep Çevre Bakanlığı yapıyormuş vesaire gibi yorumlar vardı. Biraz da onun altını çizmek için aslında belli bir tevellüdün evvelindeki uzmanlar zaten inşaat mühendisi olmak zorundaydı. Yani çevre mühendisliği müfredatı lisans seviyesine inmemişti deyip o parantezi de böyle kapatayım. Şimdi tam olarak müsilaj nedir? Evet, tam olarak müsilaj nedir? Hatta yani, kenardan ben de biraz fotoğraf açayım. Benim de, aynen. Müsilaj dediğimiz fitoplankton dediğimiz bakteri türünün yaptığı bir salgı. Aslında bir canlı değil. Bir cins karbonhidrat şeyi ne derler atığı. Benim araştırabildiğim kadarıyla dediğim gibi yani ana uzmanlığım değil ama hani araştırabildiğim kadarıyla fitoplankton seviyesindeki alt türlerinin hareket sıvı kütle içerisindeki hareketini kolaylaştırıcı bir cins böyle jet etkisi yapan bir cins salgı. Bir dakika fitoplankton yani tam olarak ne? Şu gördüğümüz her biri ayrı bir yaşam türü yani. Bunlar tek hücreli canlılar diye yine o nefret ettiğim mikrobiyoloji derslerine dönmem gerekiyor. Muhtemelen tek hücreliler diye umuyorum inşallah. Valla şeyde izleyenler içerisinde biyologlar varsa düzelsinler beni. Fitoplanktonlar aslında denizde yerdeki besin zincirinin en altındaki şeyler. Bunlar fotosentetik canlılar. Bunlar aslında bizim o hep iyi bildiğimiz işte ağaçları da örnek veriyoruz ya oksijen üretiyor falan filan diye. Sağlıklı bir ekosistem içerisinde, sağlıklı bir su kütlesi içerisinde fitoplanktonlar belli bir oranda iseler ve bunlar karbonu alıp oksijeni şeyin içerisine alıcı ortama, alıcı ortam dediğimiz nedir? Aslında biz deşarjımızı insan gözlü baktığımızda deşarjımızı bıraktığımız su kütleleri. Su kütlelerinin içerisinde uygun bir nüfusta olduğunda ortamın besin zincirinin en alt halkaları. Bunu karasal ekosistemler için düşünecek olursak çimenler diye düşünebiliriz. Çimenler nasıl? İşte çimen karbonu alır, oksijeni doğaya verir, inek çimeni yer, insan ineği yer falan diye giden bir besin zinciri var. Hatta hocam verebilirse bir besin zinciri slaydımız da vardı. Ona gelmeden şu soru var da nasıl oluşur bu fitoplankton diye bir soru var. Artı biz şimdi bu tür şeyleri bunlar her zaman aslında var diyorsunuz suyun içerisinde. Yani biz tabii. Bir bardak suyun içerisinde yani, bunu içiyoruz yani. Şöyle bir bardak suyun içerisinde içmeyiz çünkü bir bardak su arıtılmış su. Bunlardan arıtılıyor. Tabii. Denize girdiğimiz zaman, göle girdiğimiz zaman mutlaka biz fitoplanktonun içinde yüzeriz. Fitoplanktonlar aynı zamanda alglerdir. Yani algler de bir fitoplankton türüdür. Algleri de mikroskobik yosunlar gibi düşünebiliriz. Ve denizleri de çoğunlukla rengini veren aslında fitoplankton türleridir. Yani mesela siz Baltık Denizi'ne gittiğiniz zaman denizi kahverengi görürsünüz. Bu pis olduğu anlamına gelmez. Orada yaşayan mikroskobik türlerin, baskın mikroskobik türlerin yayınladıkları ışıkla alakalıdır. İşte bir yerde denizde turkuaz görürsünüz, bir yerde daha koyu mavi görürsünüz. Bu kısmen denizin temizliği ve dolayısıyla berraklığıyla alakalı bir nedenle de olabileceği gibi özellikle renk tonuyla ilgili olan kısımlar içindeki biyokütlenin çeşitliliğiyle alakalı ya da içinde baskın olan türlerle alakalı. Şimdi fitoplankton besin zincirinin en altındaki şeydir. Fitoplanktonu zooplanktonlar yiyor. Zooplanktonlar da bu sefer mikroskopik hayvanlar diye düşünelim. Fitoplanktonu aynı zamanda balinalar mesela yiyor.
Her büyük deniz canlısı illa başka deniz canlılarıyla beslenmiyor. Fitoplanktonlarla beslenen deniz canlıları da var. Çok büyük balinalar mesela. Tonlarcasını aynı anda tüketiyorlar. Evet. Çünkü bunların da içinde günün sonunda karbon var. Karbon da bizim biliyorsunuz enerji kaynağımız şeyler olarak. Zoo sınıfındaki bütün hayvanlar olarak. Bunların büyük türleri işte yosunlar diye gidiyor. Ondan sonra bunları işte dip canlıları yiyor. İşte bizim deniz kabukluları dediklerimiz. Ondan sonra balık türleri mesela yine fitoplanktonlarla beslenir. Büyük balıklar küçük balıkları yer gibi standart bir şeyimiz var. Şimdi müsilaj burada işin neresinde? Bakın bu slaytta en altta N ve P var. Evet. N lise derslerinden hatırlarız azot. Azot. Ve fosfat. Fosfat. Evet. Biz ve ne ve peyi nerede hatırlarız bir de? Evde saksılarda bitki şey yapacağınız zaman bilirsiniz bir şey o işte çiçekçiye gittiğiniz zaman size azot fosfat tabletleri verir. Çünkü bir toprağın içerisinde fotosentetik canlılar azot fosforu da yine kendi bünyelerinde kullanırlar. Sadece karbonu değil aynı zamanda azot fosforu da kullanırlar. Şimdi bu şeyi, bu slide'ı bir kapalı kap gibi düşünelim. Yani bütün bu canlılar dengede hep birlikte yaşıyorlar. Sonra siz bu türlere her birine belli oranlarda varlık şansı tanıyorsunuz. Tabii işte belli miktar azot var. İşte o azotu fitoplankton yiyor vesaire. Şimdi siz buradaki azot fosforu dengesiz bir şekilde aşırı yüklerseniz bu azot fosforu ilk önce kim şey yapıyordu, tüketiyordu? Fitoplankton. Dolayısıyla fitoplanktonun besinini arttırmış oluyorsunuz. Ve bir anda fitoplanktonlar aşırı bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Şimdi hatırlayalım ilk söylediğimi. Bunlar oksijen üreten canlılar. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunlar zaten oksijen üretiyor. İyi bir şey. Değil mi? Suyun içerisindeki oksijen artacak. İşte balık daha iyi solungaçlarıyla hava alacak vesaire. Ama öyle işlemiyor. Çünkü bu kapalı bir sistem. Yani dolayısıyla fitoplanktonların belli bir birikimin üstünde kalması diğer canlıların yaşam alanlarını kısıtlamaya başlıyor. Evet, doğru. Ve bir yerden sonra bu canlılar işte aslında normal şartlarda da müsilaj salgılıyorlar. Çünkü hayatlarının normal yaşam döngüsünün bir yerinde. Fakat o müsilaj miktarı o kadar küçük ki kendi nüfuslarına oranla. Ama bu nüfus arttığında iki şey oluyor. Bir, bu fitoplanktonlar diğer türler tarafından beslenemeyecekleri kadar çoğalıyorlar. Dolayısıyla ekosistem içerisinde baskın türü hale geliyorlar. İkincisi, ölüyorlar. Öldüklerinde ne oluyor? Karbon kütlesi zemine çöküyor. Yani deniz dibine çöküyor. Deniz dibinde çöktüğünde burada bu sefer ayrışmaya başlıyor. Yani biyolojik ve kimyasal süreçlerle ayrışmaya başlıyor ve ikinci bir etkiyle tekrar alıcı ortamın kimyasını bozmaya başlıyor. Öte taraftan bu aktivite, müsilajın artması, yani bu fitoplanktonların çevreye de bulanıklık veren sıvıyı zerk etmesi ne yapıyor? Suyun bulanıklaşmasına neden oluyor. Bulanıklaşınca su ne oluyor? İçeri ışık az giriyor. Işık az girince fitoplanktonlar dışında ki türler ışığa yeteri kadar erişemiyorlar. Yani çünkü tek tür fitoplankton değil. O türler erişemedikleri zaman onlarla beslenen diğer canlılar bu sefer besin konusunda sıkıntı çekmeye başlıyorlar. Ve yavaş yavaş ben bunu hani aşırı kazanına benzetiyorum. Aşırı kazanın içerisine her şeyi koydunuz. Sonra altını kısık ateşte açmaya başladınız. Eğer ki doğru dozu tutturmazsanız bir süre sonra bu kazan aslında ne yapar? Kaynar ve o işte lezzetli besini artık şey yapamazsınız, muhafaza edemezsiniz. Şu an Marmara'da olan şey de bu. Yani tek bir noktadan müsilaj başlayıp böyle gezinmiyor aslında. Bütün Marmara bir kazan halinde küresel ısınmanın da etkisiyle ısınıyor. İçinde farklı biyokimyasal reaksiyonlar oluyor ve bir tane tür çok baskın hale geliyor ve diğer türlerin yaşamasının önüne aslında ket vurmuş oluyor. Çok genel anlamıyla hikaye bu. Bir de şey hocam, dediniz, böyle bir az önce söylediği bir şey vardı da normalde müsilaj salgılıyorlar dediniz. O ne demek oluyor? Yani şimdi
yine dediğim gibi ekologların alanına gidip burada böyle faal bir şey yapmak istemiyorum. Yaşam döngülerini çok bilmediğim için yanlış bir yorum yapmak da istemem ama hani benim de anlayabildiğim yaptığım okumalardan çıkardım. Aslında sorun müsilaj gibi yeni bir olgunun olması değil, bu müsilajı üreten, salgılayan, bu karbonhidratları salgılayan fitoplanktonların patlaması. Yani biz buna şeyde çevre mühendisliği disiplininde ötrofikasyon ya da alg patlaması deriz. Yani olan şey aslında bu. Fitoplankton türü çok aşırı hale geldiği için denizi kendi aktiviteleriyle hem görsel hem biyokimyasal olarak domine ediyor. Şimdi bizim o yüzeyde görmüş olduğumuz şeyler de var biliyorsunuz. Onlar da aslında ölü. Yani bu müsilajın yüzeye kadar yükseldikten sonra tabii yüzeyi kapladığı için bir de öyle bir etki var. Yüzeyi kaplıyor. Yüzeyi kapladığı zaman bir battaniye gibi aşağı ışık geçmesini de engelliyor. Evet, değil mi? Yani evet. Dolayısıyla evet. Bütün oradaki besin zincirini, ışığa muhtaç olan besin zincirini ortadan kaldırıyor. Ortadan kaldırdığı zaman onlarla beslenemeyen balıklar bir besin zafiyeti geçiriyor. İkincisi aşağı doğru inen ve diğer oksijen üreten türleri de engellediği için içerideki çözülmüş oksijen konsantrasyonu azalıyor. Bir üçüncü etkisi de yüzeyi kapladığı için aslında genellikle bu çözülmüş oksijen konsantrasyon diyagramları yüzeyde çok yüksektir, sonra aniden azalır. Bu yüzeydeki yükseklik genellikle rüzgar etkisiyle suya oksijenin karışmasıyla sağlanır. Ama siz yüzeyi kapatırsınız, dolayısıyla aslında aşağıda oksijenin inmesini engelliyorsunuz. Bir soru daha aklıma hocam geldi Damla ya, kusura bak. Asla ben soramayacağım. Evet, buyurun. Ya şu soru aklıma, şimdi yorumlar gelecek Damla'yı konuşturmadı diye. Evet, neyse alayım yorumları. Sonra alırım yorumları. Çatlayacağım çünkü şunu sormazsam. Los Angeles'ta biliyorsunuz bu şu toplar var. Bu topları şuradan gösterebilirim belki. Örneğin şu topları water rezervuarların içerisine üzerine konuldu. Böylelikle hem suyun buharlaşmasını önlüyor hem de bromide denilen bir zararlı bir şeyin oluşmasına engelliyor. Şimdi biz böyle bir water rezervuarın içerisinde hiçbir şekilde yaşam oluşmamasını istiyoruz değil mi? Şu anda az önceki söylediğinizle aynen eş bir şekilde aslında içeceğimiz suyun altında hiçbir şekilde yaşam olmaması lazım. Bu sadece bildiğin water su tankı. Şimdi bu aynen öyle. Şimdi buradaki bir antropojenik bir şey, yani insan yapısı. Buradaki istenilen şey suyun içerisinde olabildiğince minimum aktivitenin olması. Zaten muhtemelen altı jeotekstil kaplıdır diye düşünüyorum. Çevresi betonarmedir. Bu aslında bir şey. Rezervuar yani. Bir evet, gölet. Gölet. Dolayısıyla da deniz değil bu sonuçta. Buradaki, Marmara Denizi gibi bir olay değil bu. Aynen. 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 Dolayısıyla buradaki yapılan şey aynen dediğin gibi bir su tankı gibi, bir su deposu gibi. Biz burada açık ortamda olmasına rağmen suyun olabildiğince korunmasını sağlıyoruz. Buna benzer bir uygulamayı aslında biz içme suyu arıtma tesislerinde de yapıyoruz. Yani bugün İstanbul açısından konuşacak olursak İkiterli'de, Kağıthane'de ya da şeyde Anadolu yakasında Ömerli'de olduğu gibi arıtma tesislerinde de aslında ne yapıyoruz? Biz oradan gelen suyu işte önce dinlendiriyoruz, içindeki tortular çökülüyor, sonra işte flokülasyon gibi, koagülasyon gibi bir takım fizikokimyasal arıtma teknikleri uyguluyoruz. İçindeki partiküler maddeleri yine çöktürüyoruz. Bu sefer bazı şeyler, kimyasallar ekleyerek en nihayetinde kalan suyu bu sefer dezenfeksiyon aşamalarından geçiriyoruz. İşte klor ekliyoruz, işte ozonifikasyon yapıyoruz vesaire. Ve ondan sonra da şebekeye arıtılmış su olarak veriyoruz. Bu suların içerisinde biz tabii ki eşerikoli mesela olmasını istemeyiz. Dışkıdan kaynaklanan, içinde bakteri olsun istemeyiz. Engelleyemeyiz ama bunları minimum seviyelerde tutmak isteriz. Bunların da hepsi zaten yasal mevzuatlarda karşılıkları olan değerler. Damla seni açtım. Ya ben aslında hocam tam söylemişti, o sırada yorumda geldi. Aslında bu iklim değişikliğinin müsilaj oluşumuyla bir bağı olduğunu söylüyoruz böylece değil mi? Yani orada bir yanlış şey yok. Bunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şimdi oradan da hani biraz bu master plan falan benim eski şeylere, eski şapkaları da bağlamış olalım. Şu an Marmara'da olan durumun yani hem
Benim kendi bilimsel birikimim naçizane, hem de aynı zamanda yaptığım okumalardan birkaç tane sebebi var. Şimdi bir en önemli olanı aslında morfometrik, morfolojik nedir? Yani Marmara Denizi bir kapalı deniz. Hı hı. İki tane küçük giriş çıkışı var. Ve bunun dışında aslında bir şey, kapalı su havzası. Bugün, bugün. Neyse. Bugün. Evet, konuyu da konuyu önce değil. Yok ve ve neyse 10 yıl sonra değil. Neyse tamam şaka. Ona da gire, ona da gireceğiz. Tamam, ona da gireceğiz. Evet, ona evet. Da gireceğiz. Sorun var, ona da gireceğiz. Dolayısıyla biz bu su ortamına neleri veriyoruz? Biz bu su ortamına mesela İstanbul'da 106 tane dere var. Bu 106 tane dere aslında normal şartlarda şehrin engebelerinden, yani işte topografi dediğimiz yükseltilerinden, çukurluklarından toplamış olduğu havza dediğimiz, yine aynı zamanda yağmur suyu havza dediğimiz suları aslında denize bırakıyor. Şimdi normal şartlarda bu dere ıslak kesitlerinin içinden sadece şiddetli yağmur durumlarında yağmur suyunun akması lazım. Yani bunların yapılış nedeni, tasarlanması, planlanması, kullanım amacı bu. Bir dakika. Ama bunlar yapay dere mi bunlar aslında? Şimdi 106 tane doğal dere var. Fakat tabii ki bu geçmiş olduğumuz yüzyıllar içerisinde bu dereler artık dere vasfını taşımıyor. Neden? Çünkü biz onların hemen burnunun dibine AVM yaptığımız, şimdi burnunun dibine bir tane yol yaptığımız, şimdi burnunun dibine bir tane pasaj yaptığımız. Sizin orası değil mi? Ayazağ falan yani. Tabii. Aynen. Buraları bizim şey yapmamız lazım. Mühendislik yapılarıyla ne diyelim, ıslah etmemiz lazım. Yani mesela bunu şeyde görürsünüz. Hamburg'da biliyorsunuz Hamburg'dan boşanan nehrin adını da şimdi hatırlayamıyorum. Ren galiba ya. Dur bakayım hemen. Evet. Ren galiba. Hamburg'a gittiğiniz zaman o liman kısmında bir kesit vardır ki, yani aşağıya para atsanız birkaç saniye sonra düşer. Yani 20-25 metre birkaç apartman boyunda. Çünkü bütün Avrupa'yı taşıyan o nehir taştığında yani belki bütün şehri su alır. Dolayısıyla biz altyapı mühendisleri olarak bu şeyleri, bu yapıları kullanırız. Şimdi dediğim gibi bu aslında yağmur suyu kesidi. Ya buradan yağmur suyu akması lazım. Fakat İstanbul'da ne oluyor? İstanbul'da ne yazık ki buraya bir sürü kaçak bağlantı geliyor. Bu sadece kaçak değil, aynı zamanda atık su altyapılarının yıllar içerisinde doğru uygulanmaması nedeniyle kanalizasyona da verilmesi gerekiyor. Şimdi dolayısıyla kanalizasyondan gelen atık sular ya da endüstriyel tesislerin bağlamış olduğu kaçak atık su çıkışları bunları doğrudan Marmara'ya bırakıyor. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni atık su tarafına geldiğimizde, yani bu sefer artık vahşi bir şekilde bırakılan değil, arıtmadan geçen şeylere baktığımızda, burada da İstanbul'u yine böyle hani iki tane Anadolu Asya yakası böyle yan yana düşünelim. İki tane çıkış noktası var. Bir tanesi Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki üç tane arıtma tesisi. Diğer tarafta Tuzla'daki arıtma tesisi. Bunlar zamanında yatırımları planlamalarına sadık kalınarak biyolojik ve yenilerde de ileri arıtmaya doğru getirilmiş olan tesisler. Bunlarda sorun yok. Bunlarda sorun olmamasının nedeni de bunlar doğrudan Marmara'ya deşarj yapıyor. Benim de işte bu naçizane 93 yılında ilk versiyonu yapılan, benim çalıştığım dönemde 97 yıllarında revize edilen master planda ise zaten burada diyor ki Marmara çok kritik bir durumda, bizim Marmara'ya deşarj vermememiz lazım. Deşarj ne demek bu arada? Deşarj sürekli demek aslında... Sürekli televizyonlarda kullandılar be. Aynen. Deniz atık deşarjı. Atık suyun bir alıcı ortamı, yani bir suya, göle, denize, nehire, nereyse verilmesi. Yani bırakılması diyebiliriz. Bertaraf edilmesi denir şeyde, eski Türkçe literatürde. Bertaraf, deşarj, bırakma diyebiliriz. Boşaltma diyebiliriz. Hmm. Şimdi bu arıtma tesislerinden veriliyor. Fakat bir de derin deniz deşarjlarından ilk arıtma dediğimiz, hocam aslında onu da gösterebilirsek. Şimdi dört tane arıtma kelimesi. Bu arada bu bahsetmiş olduğum az önce 40 ciltlik raporun
Onu da böyle çok kısaca değineyim. 93 yılında biz İstanbul olarak işte ilk Refah Partisi döneminden bir önceki SHP döneminde bir master plan çalışması yapılıyor. Deniyor ki artık bir master plan yapalım, 2040'a kadar da bu şehre dokunmayalım. İstanbul nüfusu kaç o zamanlar? Ondan sonra neyse bakabilirim ben. Hangi senede? 93. 93. 7,5 9,5 milyon arası 10 milyonun altı olması lazım. 8,5 9 milyon bandı olabiliriz. Ve 93'te yapılan bu çalışma aslında şunu söylüyor. Diyor ki ben Çekmece'ye, Tuzla'ya birer tane arıtma tesisi yaparım. En ileri teknoloji kullanırım. Yani buradaki ileri arıtma dediğimiz teknoloji. Bunu da şöyle çok kısaca anlatayım mantığını. İlk arıtma dediğimiz şey aslında hani böyle işte çocuk bezidir, işte ne bileyim bidondur vesaire gibi çok büyük parçaların tutulmasını sağlayan bir ızgara sistemi. Birinci derece arıtma dediğimiz, bu da yine bir fiziksel arıtma. Bunda ise bir çökertme tankı var. Bu çökertme tankına giren atık su bir süre dinleniyor. Dolayısıyla içindeki bir takım partiküller de o süre zarfında çökelebilecek olan, hatırlayalım mesela su bazen kesilir. İlk kesilen su biraz bulanık gelir. Onu bir tane tencereye koyup dinlendirdiğimizde bir süre sonra durulur. İşte bu birinci derece arıtma bunu yapıyor. İkinci derece arıtma, hani burada gelişmiş birinci derece de diyor ama işte orada kimyasal maddelerle bu çökertme sürecini hızlandırıyoruz aslında. Biyolojik arıtma ya da ikinci derece arıtma dediğimiz aslında asıl arıtma. Yani baba arıtma. İlk bahsettiğimizde ilk kademede %2 arıtırsınız, ikinci kademede %10 arıtırsınız. Toplam kirletici yükü gibi düşünün bunu. Biyolojik arıtmaya geldiğinizde bu sefer %65, %70, %75 seviyesine kadar arıtırsınız. Burada ne yaparsınız? Bakteriyi bakteriye kırdırırsınız. Yaptığınız şey bu. Başka bakteri. Bir havuzun, aynen bu havuzun içerisinde kirletici dediğimiz şey ne? Karbon, azot, fosfor. Karbon nereden geliyor? Bizim her türlü kullandığımız malzemeden geliyor. Azot, fosfor nereden geliyor? Kullandığımız, yine beslendiğimiz besinlerden, aynı zamanda kullandığımız kimyasallardan geliyor. Şimdi siz karbonu %65, %70, %80 oranında arıtıp atık suyu bakteriler vasıtasıyla, yani o içindeki şeyi, karbonu tüketecek türde bakterilerle uzun havuzlar içerisinde bekletip arıtmayı tamamlarsınız. Ondan sonrasında geriye ne kaldı? Şimdi karbonu büyük ölçüde giderdik. Geriye azotla fosfor kaldı. Bir önceki slaydımızı hatırlayacak olursanız fitoplanktonlara işte ne yapıyoruz? Azot fosfor yüklüyoruz ya. İşte azot fosforları gidermek en zoru. Çünkü daha da büyük bu sefer tanklar yapmanız lazım. Daha uzun süre bekletmeniz lazım. Ve bakterinin türünü değiştirmeniz lazım. Bu sefer nitrifikasyon, denitrifikasyon, defosforizasyon gibi kimyasal prosesleri yapan bakteri türlerini bu sefer bu havuzlara ekliyorsunuz. Şimdi bu da üçüncü derece arıtma. Şimdi bu 93 yılındaki döküman diyor ki abi diyor ben diyor bu işte lamına cibine bakmam. Dört tane arıtma tesisi yaparım. İki tanesini kuzeye, Avrupa yakası, Asya yakası ikisini Karadeniz'e veririm. Güneyde de iki tane yaparım. Biri Tuzlu, biri Büyükçekmece'ye. Bunları da diyor ileri seviye arıtırım. Gerisine de karışmam. Bu diyor Karadeniz'de, Marmara Denizi'nde çok güzel bir şekilde arıtır diyor. Şimdi tabii bunu böyle demek kolay da. Şimdi az önce anlattığım parametrelere dönecek olursak her alanı, her teknolojisi, her yapısı fazla olan şeyin aynı zamanda maliyeti de yüksek. 97 yılına geldiğimizde yönetim değişiyor. İşte bir de biliyorsunuz işte siyasi kriz de var. Yani 93 yılındaki işte Ergün Köknel, İSKİ'nin genel müdürü, o adını olsuzluğa karışıyor falan. İSKİ skandalı. Evet. O hikayeler de var. Evi de 93 yılında, 93 olması lazım, Refah Partisi İstanbul'u yönetimine geçtikten sonra Veysel Eroğlu Hoca geliyor. O zaman da Çevre Teknolojisi bölümü ana bilim dalı başkanı. Çok iyi bir şey, teknokrat. Ondan sonra arıtma konusunda gayet uzman. Dolayısıyla o da bakıyor master plan, diyor ki biz bunu bir daha bir gözden geçirelim diyor. Aslında benim de işte görev almış olduğum bu 97 revize master planının esprisi de bu.
gerçekten bizim sonuna kadar giden bir arıtma ve çok maliyetli bir arıtmaya ihtiyacımız var mı? Yoksa daha optimum bir çözüm olabilir mi? Hı hı. 97 master planının ana tezi bu. Hı hı. İşte bunun içinde 20 cilt İngilizce, 20 cilt Türkçe, toplam 40 ciltlik görev raporları olan, nihai olarak da işte sanıyorum 10 cilt kadar Türkçe, İngilizce toplam final sürümü olan, hatta hocam onu da gösterebiliriz. Bakınız, slide numarası veriyorum. 5. slide'ımız. 2000 yılında da kamuoyuna duyurulan İSKİ'nin 2040 master planı. Bu master plan içme suyu, yağmur suyu ve atık su arıtmayla ilgili 2040'a kadar 20 yıl önce. Evet. Aynen öyle. 20 yıl önce ve 2020 yılına kadar. Yani bu master plan aslında hala sağlık kalırsa daha 20 yıl daha kullanacağımız plan. Master plan ne demek, onu da böyle bir cümle söyleyeyim. Master plan aslında altyapı dünyası açısından anayasa. Nazım planlar üst yapı dünyası. Yani binalar, şehirler, evet, parklar tabii. İçin nazım planlar. 1/50 binlik nazım planlar. Anayasa, yani siz o şehri ona göre kuruyorsunuz. Ona göre büyütüyorsunuz. Ona göre planlıyorsunuz. Anladın, altyapı geliyor? Olmadan büyürsen evet. Bu sefer... Altyapı yapmak için apayrı bir yeniden inşaat açman gerekiyor. Yeniden delikler delmen gerekiyor. Bilmem ne. Aynen. Neyi hatırlıyoruz? Ninja kaplumbağaları. New York'un yerinin altında koskoca New York diye bir şehrin yapılabilmesi için kocaman yer yapmışlar yani. Kocaman şehirler kurmuşlar. Yeraltı şehirleri kurmuşlar. Şimdi oradan da mesela bugünkü duruma bağlayayım ninjalardan. Şimdi ninja kaplumbağaların yaşadığı sistemleri biz galeri sistemi diyoruz. Bunlar daha çok Amerika'da kullanılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de kullanılıyordu. Oradaki ilk altyapı da muhtemelen İngilizler yapmışlardır. Mesela Almanlar galeri sistemi yerine şeyler tercih ediyorlar. Tabii o da dönemlerde ekolleri, şehirlerin planlamalarına göre değişmiş olabilir ama bizim şu an Türkiye'de yaygın bir şekilde kullandığımız metot aslında ideal şartlar için söylüyorum. Kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, telekomünikasyon, başka ne hat geçiyor yerin altından? Ama sanıyorum bu internet en üstünde yer alıyor. Siber optikler en üstte geçiyor. İşte 15-20 santim altında. Bir 30-40 santim altında elektrik hatları geçiyor ya da işte 50-60 gibi. Yağmur suları yüzeyden topladığınız için kanalları yine 1 metre kadar bir yerden geçer. Ondan sonra onlar menhollere böyle yerin altındaki asıl yağmur suyu taşıyıcılarına bağlayan hatlara bağlanır. Atık su en alttadır. Atık su ile yağmur suyun altında içme suyu hatları vardır. Böyle yere doğru inen, derine doğru indikçe kat kat bunlar damar sistemleri gibi birlikte çalışırlar. Ve bunların da birbirine karışmaması gerekir mantıken. Şimdi fakat bu master planda da aslında diyor ki kardeşim yarım yağmur suyuyla atık suyu sen ayrı ayrı şebekeler yapacaksın. Bunların yatırımlarını yapacaksın diyor. Fakat günümüzde geçenlerde yine Kartal Belediye Başkanı'nın bir röportajını dinledim. Ne yazık ki vallahi ben de zamanında bu master planın içinde çalıştım. Benim de tahminim ya yani bunlar ayrı ayrı yapılıyordur idi. Fakat belediye başkanı anlatıyor ki ya diyor biz şu anda daha arıtma konusuna gelemiyoruz. Çünkü şebekeleri ayrı yapmamışlar diyor. Hayda. Nasıl yani? Hani şey yani muhabbetleri yağmur çıkıyor. Yağmur suyu şebekesi de bilmem atık su karıştı, içme suyu karıştı bilmem ne falan böyle. O demek üst üste olduğu için bir yerinde bir kırık olduğu anda bir ağaç olur, bir şey olur, büyümeye başlar. Öyle bile değil. Tek kanal var. Tek kanal var. O kanalın içerisinde borular var. O tek kanalın içerisinde atık su normalde akıyor. Yağmur suyu geldiğinizde zaman atık suyuyla birlikte karışarak arıtma tesisine gidiyor. Bunun iki tane dezavantajı var. Yağmur suyu çok büyük oranda geldiğinde, küresel ısınmanın zaten bir sonucu o. Çok yüksek oranda geldiğinde, bileşik bir sistemde sokağa basacak olan su pis sudur. İçinde her türlü işte yani evsel atık sudur. Bir dakika, yağmur suyu içme suyu oluyor değil mi eninde sonunda? Yok.
İçme suyu bambaşka bir konu. İçme suyu bambaşka. Yok, ben şey diye hatırlıyorum, hani yağmur yağmadı, bu sene hiç yağmur yağmadı diyor ya böyle belediyeler falan işte. O göletlerde su dolmayınca tamam herhalde. Tamam, devam edelim. Pardon. Hemen şunu anlatayım, ona da bağlayayım. Şimdi yağmur suyuyla atık suyu aynı anda tek bir kanal içerisinden birleşik gönderirseniz iki tane probleminiz var. Bir kere daha büyük çaplı bir şey yapmanız lazım. İkisini birden taşıyacağı için ekonomik değil. Öbür taraftan bir taşkın olduğunda kanalizasyon suyu kaldırıma çıkar. Bu halk sağlığı için çok tehlikeli arada bir şey. Arada denk geliyor, evet. İkincisi yağmur suyunu birlikte toplamadığınız için normal şartlarda arıtma tesisine ulaştığında bu sefer arıtma tesisine gidecek yükü de arttırırsınız. Çünkü o arıtma tesisleri atık suyun belli bir debisi için, evet, belli bir evet. su gedisi için tasarlanmıştır. Siz oraya çok daha fazla su verdiğinizde atık suyun kapasitesini aşarsınız ve bu durumda da yağmur dönemlerinde atık suların atık su arıtımının verimini düşürürsünüz. Yani böyle bir tehlikesi var. O nedenle bunların aslında mutlaka ve mutlaka yıllar öncesinde ayrışmış şebekelerin ayrışmış olması gerekiyor. Bunlar ayrışmış olsaydı zaten Kurbağalıdere'de örneğin biz pis su görmeyecektik. Kurbağalıdere'de sadece yağmur geldiğinde akan bir aslında pırıl pırıl akan bir akarsu görmüş olacak. Fakat ne yazık ki bunları göremiyoruz. İçme suyu konusuna da bir, şöyle bir Kurbağalıdere de herhalde şu değil mi? Kurbağalıdere artık açık bir kanalizasyon. Öyle. Burada da bir tane yorum var. Ihlamur Deresi de aynı kaderi paylaşıyor. Geçtiğimiz 10 yıla kadar Beşiktaş'ta Ihlamur Deresi de aynı kaderi paylaşıyor. Yağmur suyu ve kanalizasyon suyu komple dereye salınıyordu. 10 yıl civarı oldu, ayrıştırdılar. Yani evet. Aynen öyle. Yani buradaki sıkıntı aslında şöyle. Buraya bak ya. Dere ıslahı mesela şu görmüş olduğunuz bir dere ıslahı. Muhtemelen bir 40 metreye 6 metre falan gibi olabilir diye tahmin ediyorum. Bir dikdörtgen kesik dere ıslahı. Normalde siz bu derenin, ki ben Kurbağalı Dere'yi de modelledim yani zamanında. 106 derenin 106'sını da modelledim. Kurbağalı Dere'de en İstanbul'daki en büyük yağmur suyu havzası. Ay içme suyu diyeceksin. Kanalında... tamam neyse. İstanbul'daki en büyük içme suyu arazisi havzası Kurbağalı Dere. Aynen öyle. Yağmur suyu havzası. Yağmur suyu havzası. İçme suyu Emerli'de. Bunların o dere yatağının iki yanından kanallar geçiririz. Bu kanallar bir taraftan yağmur suyunu toplar. Yağmur suyunu belli noktalarda kesidin içine bırakır. Atık suyu ise asla içine bağlamazsınız. Atık su paralel bir şekilde o kesitten gider. Sonra sahile varır. Sahilde yerin altında kuşaklama kolektörleri vardır. Bunlar bizim Anadolu yakasındaki sahil yolu, Avrupa yakasında Boğaz boyunca giden sahil yolunun altında kuşaklama kolektörleri var. Atık su kuşaklama kolektörleri. 3 metre, 3,5 metre çapında devasa borular, çok büyük yapılar. Bunların içerisine bağlanır. Bunlar da bir tarafta tarafına, Avrupa yakasında Çekmece tarafına, Anadolu yakasında da Tuzla tarafına doğru sevk edilirler ve orada aratılırlar. Şimdi müzilaja geri dönecek olursak, buradaki Marmara'yı kirlettiğimiz bir neden de şu. Şimdi Tuzla'dan bahsettik, Küçükçekmece'den bahsettik. Bir de aslında yapılacak olan, hani de söylemiştim ya işte bu kadar ideal bir arıtma mı yapalım 93 modeli, yoksa 97 modeli daha optimum bir şey mi bulabiliriz diye bir yaklaşımdı dedim ya. Benim de içinde olduğum dönemdeki yaklaşım. O yaklaşım şunu söyledi. Dedi ki İstanbul'un çok acil bir arıtma şeyine ihtiyacı var. Arıtma çözümüne ihtiyacı var. O nedenle biz bazı derin deniz deşarjları yapalım. Suyu, atık suyu seyrelterek Karadeniz'in alt tabakasına verelim. Bu Karadeniz'in, daha doğrusu Karadeniz'e gidecek şekilde Boğaz'ın alt tabakasına verelim. Ve buradan da Karadeniz'in dip bölgesine, ölü bölgesine gitsin bu. Öte yandan şimdi bunu yaparak ne yaptık? Derin deniz deşarjı daha ucuz bir teknoloji. Dolayısıyla biraz paradan tasarruf ettik. Yani ilk günden yatırımları çok büyük oranda arttırmadık. Çünkü ona göre kredi bulmamız gerekecek vesaire. Sonra ama ne yapalım paralelde? Hemen bir gazını aldık ya sistemin. Bir ön çözüm, geçici çözüm yaptık.
Sonra 10 yıl içerisinde bugünkü Göksu'da bir arıtma tesisi yapalım. Bu arıtma tesisi ilk arıtma. Yani yine belli oranda ama büyük bir tesis. Tuzla gibi ileri seviye değil ama Karadeniz'in dip bölgesine gideceği için, çünkü Göksu'dan nereye bakacaksınız? Küçük suyun altından yine Karadeniz Boğaz'ın dip akıntısına vereceksiniz. Dolayısıyla Göksu'da bir arıtma tesisi yapalım. Bunu ilk arıtma yapalım. Daha doğrusu birinci seviye arıtma yapalım. Fiziko-kimyasal olarak biraz çökertmesini sağlayalım. Ondan sonra da bunu Karadeniz'e havale edin. Böyle bir yaklaşım var. Şimdi bu yaklaşım bu sefer 97'den de önce 96-97 yıllarında Marmara'nın açıkları, Marmara'nın girişi, Boğaz'ın 7-8 tane ayrı noktası ve Boğaz'ın Karadeniz'e çıkışında yapılan bir yılı aşkın yüzlerce ekolojik ve biyolojik analizin yapıldığı bir bilimsel çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Ve o çalışma şunu gösterdi ki eğer ki şartlar müsait olursa akıntı şartları bizim Boğaz'ın dip akıntısına derin deşarj yapmamız durumunda bunu Karadeniz'e taşıyabiliyor. Marmara'ya kesinlikle deşarj yapmamamız lazım. Ama tabii ki de bu şeyi Karadeniz'in alt akımını, daha doğrusu Boğaz'da Karadeniz'e giden alt akımı kullanırken de olabildiğince hani dikkatli olmamız lazım. Şimdi dikkatli de ne demek? Ve bu arada şeyi de unutmayalım. Bu su akıntıları yoğunlukla, tuzlukla sürekli değişiyor. Boğaz'ın dip akıntısında Akdeniz suyu bile var. Onun üzerinde Ege suyu var. İşte Akdeniz suyu dediğimiz binde 42 şeyde yoğunlukta. Ondan sonra yukarı doğru tuzluk artıyor. Sonra Karadeniz akıntısı ters yönde. Bu sefer Karadeniz'den Marmara'ya giriş yapacak şekilde geliyor. Dip akıntı Marmara'yı boşaltıyor Karadeniz'e doğru. Karadeniz'de düşük yoğunluk yüksekte olduğu için, suyun yüzeyinde olduğu için bu da Marmara'yı aslında temizliyor. Ya da Karadeniz'i yüz suyuyla seyreltiyor. Evet. Böyle bir ikili ilişki var. Şimdi ne oldu? 2010'daki Göksu arıtma tesisi, ben bütün şeylere baktım, kaynaklara baktım, İSKİ'nin sitesine. Ne yazık ki ortada yok. Ve üstüne üstlük derin deniz deşarjları da geçici olarak kullanılacak, yani 10 yıllığına geçici bir süre için kullanılacak tesisler olmasına rağmen bunlar da hala kullanılıyor. Şimdi bunun da dezavantajı şu. Derin deniz deşarjı, bir kere kamuoyunda da yanlış bilinen bir şey var. Onu da ben burada düzeltmek istiyorum. Derin deniz deşarjı doğru planlamaları yapıldığında, doğru şekilde işletildiğinde aslında bir bertaraf yöntemidir. Yani siz, temizleme yöntemi oluyor. Hani bir temizleme yöntemidir. Hani deniyor ya, arıtmadan veriyorlarmış. O arıtmadan veriliyor denilen şey derin deniz deşarjı değil. Evet, şu an Kadıköy'de, Üsküdar'da, Yenikapı'da, Paşabahçe'de olması lazım. Balta Limanı'nda. Balta Limanı'nın şimdi kademesini arttırdılar. O da biyolojik devreye girdi ama o da daha önce şeydi, ön arıtmayla derin deniz deşarjı yapıyordu. Bu derin deniz deşarjları aslında bir boru düşünelim. Bu borunun ucu klarnet gibi küçük küçük delikleri var. Bu delikler belli bir derinliğe kadar, mesela Üsküdar deşarjı 72 metreye iniyordu, yanlış hatırlamıyorsam 72 ya da 75 metre olması lazım. Dünyanın da en derin deşarjlarından biridir bu arada, iyi bir tesistir. Üsküdar deşarjı 35-40 metre boyunca kapalı bir şekilde iner, boru gibi. Başında o ilk bahsettiğimiz ilk arıtma var, yani işte çocuk bezi vesaire girmesin, yani bu boyu tıkamasın diye alınan bir tedbir var. Sonra kalan 30-40 metre boyunca bir sol taraftan, bir sağ taraftan belli açılarla, difüzörler dediğimiz açıklıklarla bu şeyler, atık sular verilmeye başlıyor. Şimdi bunun da esprisi şu. Doğanın aslında belli bir miktarı, hani o yine şeyi hatırlayalım, ne derler, besin zinciri şeyini hatırlayayım. En altta azot fosfor var ya. Siz onu belli dozlarda, belli derinliklerdeki canlılara, belli akıntıların da taşıma kapasitesinden faydalanarak verirseniz, ideal şartlarda aslında bu sistem işler. Fakat şimdi Marmara özel bir durumda ve zaten yapılan çalışmalar da göstermiş ki, ya bu derin deniz deşarjlarını yap ama acil tedbir olarak yap. 10 yıl sonra bunları kapat.
Ha, evet, Bunları bunu kapat. devam ettirme. Bunu devam ettirme. Buradaki vanaları değiştir. Vanaları Göksu'ya gönder. Göksu da artık ilk arıtmadan geçir. Yani üzerindeki yükü azalt. Azalttıktan sonra yine derin denizde şarjı Bir ver. dakika Yani şimdi ne olmuş oluyor? ha, Lütfen. evet devam edin. Bitirin cümlenizi. Yani ne olmuş oluyor? Biz 10 yıl boyunca 2010'dan bu yana hatta yani tabii 2010'dan bu yana 10 yıl boyunca biz ne yaptık? Bir kademe eksik aratılmış olan atık suları şeye verdik. Boğaz'ın dip akıntısına verdik. Şimdi bunların da Karadeniz'e gideceğine varsayıyoruz ama yine 96-97 yılında yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Bir de tabii çok ciddi bir batimetri çalışması yaptı. Yani dip topografyası diyebileceğimiz dip yükseltilere, dip çukurluklara tespit edildi. Ve burada da görüldü ki özellikle Karadeniz çıkışında bir engebe var. Bu engebe bazı mesela bahar dönemleri gibi bazı dönemlerde istatistiki olarak atık suyun çıkışını engelleyebiliyor. Yani oradaki ısıl ve tuzluluk oranı ile ilgili katmanlaşma, değişiklikler bazı özel şartlar olduğunda buradaki atık su geri tepebiliyor. Ama bunun oranı işte %3, %5. Ama siz bunu 10 yıl boyunca hala tek yöntem olarak kullanmaya devam edersiniz. Bir de üstüne üstlük küresel ısınmadan dolayı Marmara Denizi'ni 3 derece, 5 derece ısıtıp buradaki tabakalaşma akıntılarını yani yoğunluk akıntılarının seviyelerini değiştirirsiniz. Bu geçici olarak almış olduğunuz şeyler, devreye almış olduğunuz tesislerdeki atık sular belki de aslında Karadeniz'e değil, bir dönem dönem Marmara Denizi'ne de aktı. Tabii bir de bunun İstanbul dışındaki etkileri var. İstanbul dışındaki etkilerine bakarsak da Susurluk, yukarıda Ergene Havzası'ndan gelen endüstriyel tesisler, onları hiç girmiyorum bile çünkü orada İstanbul gibi yapılmış, revize edilmiş bir master plan bile yok. Onlar hiç yok. Şimdi benim merak ettiğim, şimdi ben anlamaya çalışıyorum. Şimdi tuvalete gittik. Dışkımızın hikayesi. Çıkıyor bu dışkı. Tuvalete Aynen. giriyor. Aşağı indi. Aşağıdan biz ondan sonra sifonu çekiyoruz ve iş bittiğini sanıyoruz. Ve Aynen. aslında Ya. bu denize gidiyor, değil mi yani? Bu sonuçta nihayetinde denize gönderilen bir şey. İlk başta inanmak istemiyoruz böyle bir gerçeğe ama bu denize gidiyor sonuçta. Peki nasıl yani gerçekten bu haliyle mi gidiyor? Nasıl oluyor? Bunun yol hikayesi yani kelimeyi kullanmak istemiyorum. Dışkın, okun yol hikayesi nedir? Nasıl gider? Şimdi valla bunlar böyle şey var. Benim yıllar önce seyrettiğim siyah beyaz bir film vardı. Bir kurşun asker şeye bırakıyorlar. Caddeye düşüyor, kırılıyor, atıyorlar. Caddedeki yağmur suyuyla Ha, taşına sevdiği bir tane küçük balerin şeyi var, objesi var. Onunla kavuşuyorlar denizde. Şimdi bu da o hikayeye benziyor. Aslında bizim banyodayken yapmış olduğumuz küçük kararlar, küçük karar alıp vermeler, karar değişiklikleri bambaşka hikayelerden oluyor. Şimdi tuvalet kısmına gelirsek. evet. Tuvalet kısmında sifonu çektik. Sifonu çektikten sonra o dışkı bir kere zannettiğimiz gibi denize doğrudan gitmiyor. O anca yatlarda falan olur. Yani yatta siz şeyi balast şeyine bağlarsınız o zaman denize gider ama şeyden sifonu çektikten sonra o su bir kere aslında ne olmuş oluyor? Sizin dışkınız yani sıvı katı dışkınız ve artı sifon suyu ile birlikte bir cins çözelti haline, bir cins karışım haline Bir geliyor. dakika, Ve soğuk bu suyun içerisinde şekilde nasıl çözersin ki? Sıcak su olsa hadi anlarım da yani soğuk suyun içinde nasıl? fiziksel olarak yani şimdi şöyle düşünün. Günün sonunda bu da bir katı madde değil mi? Evet. Yani şimdi difüzyon teorilerine falan girmeyeyim ama katı maddelerde bir sıvı ortamın içerisine girdiğinde hem fiziksel olarak parçalanırlar hem de bir yerdeki yoğun madde malum yoğunluğun daha aşağıda olduğu yerlerde daha az olduğu yerlere doğru kaymaya başlar. Dağılmaya başlar. Difüzyon teorisi en azından bize bunu söylüyor. Dolayısıyla biz bu sifonu çektikten sonra bu bina tesisatı içerisine giriyor. Binayla sokak arasındaki bir rögar yapısı vardır. Bazen evlerde sorun olduğu zaman iski gelip mesela veya işte Evet, bir danjör bağlı gelir. olduğu şehrin sitesi bir danjör gelip mesela rögara müdahale ederler.
Dildo'nun içerisinde de aslında bir cins tank da deneyelim de böyle bir havuz gibi bir şey var. Havuzun içerisinde beklerken zaten bu biyolojik materyal ya. Bu günün sonunda içinde bakteriler var. Bizim vücudumuzdan da atılan bakteriler var. Burada zaten ayrışıyorlar. Yani dışkı da burada parçalanmaya başlıyor. Hem biyolojik olarak hem fiziksel olarak. Ondan sonra bir de tabii mesela sifonu çekiyoruz, elimizi yıkıyoruz. Oradan da şeyler geliyor. Mesela kimyasal maddeler de geliyor. Aynı yere gidiyor değil mi onların içinde? Aynı yere gidiyor. Tamam. Sonra bu sefer rögardan apartman bağlantılarıyla bu şeye bağlanır. Sokaktaki kanalizasyon yapıları. Bunlar beton yapılardır genellikle. Bunun içerisinde akar gider. Akıp giderken tabii o betonla bu sefer çarpışır. Hızlanır. Belli yerlerde bir şey noktası varsa aşağı. Yani kabaca söylüyorum bunu. Yani zamanında da 99 yılıydı galiba Sıhhiye meydanında ben tepede 43 derece sıcaklık varken kova kova 24 saat boyunca atıksın umanisi almış bir insanı. Çok net söyleyebilirim. Çevre mühendisi. Sıhhiye meydanında aynen. Yani işte ne mühendisi olduğumu siz artık yakıştırın yani. O kovayı çektiğiniz zaman içinde hemen yakındaki bir büfenin tuvaleti yoksa 20-30 metre mesafede içinde dışkı göremezsiniz. Gri sudur. Yani aslında bir mahallenin başından sonuna gidene kadar o dışkılar çoğunluğu homojen hale gelmiş bir atık suya dönüşüyor. Ne kadar süre ama süre bile tutmuyor yani diyorsun aslında. Aynı gün içerisinde zaten. Tabii aynı gün. Kabaca da şey, tamam. Kabaca da şey söyleyebilirim. Yani biz sifonu çektikten sonra arıtma tesisine ulaşması yani Üsküdar'dan ben sifonu çeksem buradan derin denizde şarjıyla muhtemelen bir saati bulmadan Karadeniz dip akıntısına gider. Kadıköy'de yapıyorsam Kadıköy'deki derin denizde şarjına gider ama Bostancı'da oturuyorsam Bostancı'dan şeyin kuşaklama kolektörünün altından sahil yolundaki kuşaklama kolektörünün altından Tuzla'daki atık su arıtma tesisine uğraşır. Yani muhtemelen denize bulaşması böyle bir gün, bir buçuk gün alır diye tahmin ediyorum. Herkese ödevler. Üsküdar'dan sifonu çeksem demiş. Evet ya yani herhangi bir yerden sifonu çektiğinizde bu nokunuzun yolu nereye kadar gidiyor, nereden nereye gidiyor istiyorsanız bir araştırın bakalım. Ya orada şöyle bir enteresanlık var. Mesela şey yaptık, öyle böyle yapmayalım aslında ama kulağımızı temizledik. Kulak temizleme çubuğuyla. Sonra üşendik, onu tuvalete attık. Bak şimdi. Olacak olan şey, Tuzlar'daki arıtma tesisine gidecek, pamuk ayrışacak. Plastik iyi ihtimalle öndeki fiziksel arıtmada bir şekilde yakalanacak. Yakalanmazsa ileriki aşamalarda yakalanır diye umuyorum ama belki de yakalanmayacak, direkt denize girebilecek plastik olduğu için ve onun için lütfen tuvaletinize hijyenik ürünler atmayın arkadaşlar, ya yapmayın bunu. Bu gerçekten arıtma sürecinden geçse bile denize gidebilecek şeyler olabilir. Kamu şimdi spotu de, oldu burası ya. Güzel oldu. Burası kamu spotu oldu yani, evet. Bir de diyelim ki bu çöp bidonunu attık. Yani daha yapmamız gereken şeyi yaptık. Bu sefer çöp bidonunuzu çıkardınız. Bu şey olduğu için, hijyenik atık olduğu için bunu yapmanız gereken evsel çöpünüzle birlikte karıştırmanız. Evsel çöpünüzü karıştırdıktan sonra sokağa çıkardınız. Belediye aldı bunu. İlginçtir. İlçe belediyesi aldı. İlçe belediyesinin taşıma araçları aldı. Sonra bunu transfer merkezine götürdü aynı gün içerisinde. O da vallahi herhalde 3-4 saat toplama süresi olsa o kabaca o sürelerde gider. Transfer merkezinden bu sefer Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Avrupa yakasında kuzeyde kalan bu Akpınar falan o bölgelerde olması lazım. Galiba Anadolu yakasında bir tane var ama değilse Avrupa yakasında. Oradaki şeye gitti. Kulak çöpü olduğu için plastik yakalanabilirse orada bir daha ayrıldı. Değilse orada gömülü hale getirildi. Şimdi yeni bir inseneratör de yapmışlar. Yani orada da yakmak yakıyorlar orada.
Ha, süper. Yakma normalde tercih edilen bir şey değil. Çünkü siz aslında karbonu ne yapmış oluyorsunuz? Bu sefer Ben de atmosfere gördüm vermiş de. oluyorsunuz. Aynen, o da küresel ısınmaya O neden oluyor. da Ama her türlü yapmayın arkadaşlar, boğazımıza her yapmayın. türlü zarar, bunu ne yapsak gerçekten? Save the Ya işte. planet, kill Yani. Ha tabii bu, ya onu söylemeye hiç gerek yok. Yani ben geçenlerde gördüm. 1935 yılında yapılan bir nüfus sayımı İstanbul'un nüfusunu gösteriyor. Sonra dünya artış hızına baktım. İstanbul'un nüfus artış hızına baktım bugünküne. Şu an biz İstanbul'da dünya nüfus artışı hızıyla çoğalmış olsaydık ya hemen da buldum. öyle şehirleşmiş olsaydık şu an nüfusumuzun yaklaşık 4,5-5 milyon civarında olması gerekir. Bu da zaten Avrupa'nın herhangi bir müreffeh Evet, şehrinde evet, olması evet. gereken nüfus yani. Evet, Ama şu an biz 20 milyonu taşıyoruz. şurada da görüyorsunuz zaten 90 yılında 7,3 milyonmuş. Az önce bakmıştım. Sonra 97'de 9 milyona çıkmış. Şu anda 16 milyon falandan bahsediyoruz. Hiç 16 milyondan acımıyoruz. bahsediyoruz. Hiç acımıyoruz yani. 97 master planında bizim projeksiyonlarımız, ben de ona bakmıştım geçen gün. 2020 yılı için 13,5 milyon. Yani aslında çok da kötü değil. Yani birkaç milyon geriden geliyor. Artık 20 yılda o kadar da olur diyeceğim. Çok göç Hele aldık. İstanbul gibi çok çok şey, yani kaotik bir şehirde. Yani Bir aslında dakika. 2040 lütfen. Yok, konuyu dağıtmadan, konuyu öteki tarafa geçirmeden şurada bir soru daha var da, tuvalet kağıtlarını klozeta atabilir miyiz diye. Yani şimdi orada da şu var. Tuvalet kağıdını klozete atabilirsiniz. Burada genelde de şey vardır ya, bir mekana gidersin ama ne olur atmayın Atmayın. falan Ha filan. evet. Oradaki uyarı şununla alakalı: binanın tesisatı yeterli olmadığı için. Yani binanın tesisatındaki çaplar, binanın tesisatındaki borulama yeterli olmadığı için, rögar yeterli şekilde tasarlanmadığı için, binayla sokak bağlantısı arasındaki problemden dolayı tuvalet kağıtları binalarda Ha. probleme neden oluyor. Ama Eski sağlıklı bina. bir şekilde işleyen, aynen. Ya yani mesela AVM'lerde atmanıza neden oluyor? Biliyorsunuz zaten onun şey var. Çözünür klozet şeyleri var. Klozet kapağı Evet, değil mi? kağıtları var. Evet. Onlar Onların çözünme kabiliyeti değil. Tesisin, daha doğrusu o binanın yapıldığı yerdeki atık su bağlantıları da müsait. Atık suyun kanal çapı da müsait. Dolayısıyla o zaten muhtemelen bir gün, 2 gün içerisinde atık suyun içinde ha. geçirdiği sürede çözülmüş oluyor. Bir, Arıtılabilir hale geliyor o da bir mesela. iki gün içerisinde. Ben o parlak kağıtlar sonuçta, ya Amerika'da çok vardır. Bu klozetlerin üzerine, yani sonuçta dışarıda herhangi bir yerde tuvaletinizi yaparsanız sonuç klozetin üzerine kağıt konur. O da parlak bir kağıttır. Ben de hep merak ediyordum. Yani bu, yani bir tuvalet kağıdı gibi, pamuklu bir kağıt gibi de gözükmüyor. Yani bu nasıl çözünüyor falan diye düşünüyordum. Düşünmüyordum aslında. Ya yeni Basıyordum. hareket Basıyordum, sifona gittiğini sanıyordum yani. O kadar da düşünmüyordum yani. Evet, şu anda düşündüm. ya onların yapılma esprisi, yani malzeme tercihleri oradaki çözünebilir olması. Yani doğada çözünebilir, den ziyade suda çözünebilir olması. Ha tabii ki. Ya ben biraz sıcak suda, ya hazır kanalizasyon derken bir de yağ dökmeler nasıl olur? Örneğin şeyde yağ Abi o dökülüyor. çok kötü. Onlar çok kötü diyorlar. Aman Nedir onun aman kötülüğü? aman aman aman. Mutfakta yağ Yani dökme. Hele şimdi sıcak yağ dökme, soğuk yağ dökme arasındaki fark nedir? şöyle diyelim, katı yağ zaten dökmeyin yani. Hani size yazık. Yani çünkü katı yağ döktüğünüz zaman üzerine tekrar soğuk su döktüğünüz zaman o kendi apartman içi tesisatınız, yani daire içi tesisatınıza bile zarar verir. Ha. Yağlanmaya neden olur. Bir de şeylerde margarin gibi gıdalarda yağlardaki bileşikler çok daha kompleks bileşikler. Dolayısıyla hani bunları yani bırakın şeyi, derin denizde şarjlarıyla halletmeyi, ileri derece arıtmalarda bile sorun olabilecek şeyleri olabilir. Niye taşa Deterjanlarda hakeza öyle. taşa falan mı dönüşüyor? Taşlaşıyor mu o şeyler? Yok Yo yok, yo ondan yoğun yağlar. ziyade kimyasal organik madde yapısı arıtma tesisinin içerisindeki bakteri türünün onu çözebileceği nitelikte olmayabilir. Mesela deterjanlar da bu anlamda sıkıntılı.
bizim içinde azot fosfat türleri var. Azot fosfatı o bakteri yiyemiyor. Yiyemediği için deterjandan gelen malzeme tüketilemeksizin denize ulaşmış oluyor. Denize ulaştığı zaman işte yine azot fosfor, fitoplankton, müsilaj falan filan başlıyoruz yani aynı hikaye. Şurada konuşuyorduk ya, biz arıtmalardan falan bahsediyorduk. İşte birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece vesaire vesaire. Ya biz insanlık olarak sonuçta bu teknolojiye son ne bileyim birkaç on yılda eriştik, öyle değil mi? Yani ne bileyim bir 50 yıl önce, bir 100 yıl önce sonuçta sadece durulmuş su içiliyordu insanlar. Bunların içerisinde o yani şöyle, bakteriler, makteriler ıvır zıvır yok muydu yani? Ya arıtma teknoloji, biyolojik arıtma dediğimiz teknolojiler aşağı yukarı, yani yanlış olmasın ama herhalde 40'lar 50'lerden itibaren hayatımızda var. Azot fosfor giderimi ile ilgili prosesler de 70'lerden 80'lerden itibaren geliyor olması lazım. Ne değişiyor? Özellikle değişen kısmı daha etkili yöntemlerin gelmesi. Bir de en büyük sıkıntı şu an İstanbul'daki sıkıntı da o. Yani belki ona da değinmek lazım. Yani müsilaj sorunu nasıl çözülecek? Müsilaj sorunun çözülmesi için bir ve tek çözüm var. Arıtma kapasitelerini arttırmak. Kapasiteden kastımız arıtma kademelerini aslında arttırmak. Yani biz bu ilk arıtmayı, biyolojik arıtmayı, üçüncü arıtmayı hatta şu anki duruma bakılırsa belki de ileri arıtmaya çıkarmamız lazım. Yani teknolojisini yükseltmemiz lazım. Kapasitede çok bir sorunumuz yok. Hmm. Ama teknoloji yükselttiğimiz zaman şu sıkıntımız var. İskülerdeki derin deniz deşarjı salacağın oradadır. Hatta yolumuz düşerse Kız Kulesi'ne yakın bir yerlerde böyle bir tane bir tuhaf telle çevrili bir tane tesis görürsünüz. Oranın olduğu yerden adı bir tane pompa vardır. Efendim? Adını ne dediniz bakayım hemen. Üsküdar Derin Deniz Deşarjı salacağın orada. Burada pompa bunu alıp aşağı basıyor. Şimdi Üsküdar'da bir arıtma yapacaksanız biyolojik arıtma bile yapamazsınız. Çünkü küçücük bir yer orası. Ancak derin deniz deşarjı yapabilirsiniz. Onun için zaten Göksu'ya bunlar 2010'da gidecekti. Çünkü Göksu'da yer vardı. Şimdi ben polemik yaratmak istemiyorum ama Göksu'da bu tesis yapılmadı ama 2000'lerin başından beri Göksu'da biz orada Göksu konutları, Göksu villaları diye bir şeyler duyduk. Yani insanın aklına ister istemez geliyor. Yani oradaki arıtma projesinden vazgeçilip orası imara açıldı ve belki de hani işte yüksek gelirli boğazın öngörülümünde olan bazı konut projelerine, inşaat projelerine mi evrildi diye insan aklına bu soru geliyor. Ama ben de bilmiyorum. Dolayısıyla spekülasyonda yapmak istemem ama tehdit orada yok. Yok, tesisin orada olması lazımdı. Evet. İstanbul'un 20 yıl öncesinde planlanan kurgusu buydu. Ve İSKİ bu kurguyu kendisi yapmasına rağmen, bu projenin altına kendisi imza atmasına rağmen görülen o ki bu plana uymamış. Kaç para kendi bu ya? Kaç plana uymamış. Kaç para tutuyor yani? Ne kadarlık bir olaydı da vermediler. Yani, biz verelim. Toplanalım biz verelim. Şimdi ben onlara da biraz bakmaya çalıştım. Yani kendi eski notlarımdan. Gördüğüm o ki arıtma ve yağmur suyu. Yağmur suyu DSE'nin alanına giriyor ama arıtma İSKİ'nin tarafında olan bir şey. Burada o zamanki $93 rakamlarıyla $5.5 milyar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. $93'te $5.5 milyar. Ama bugünkü dövizi çevirirsek yaklaşık 9.5-10 milyar dolara karşılık geliyor. Yani 8 ila 10 milyar dolar arası bir şey. Eğer bunları full arıtma yapsaydık muhtemelen 20-25 milyar dolara biz İstanbul'un suyunu 2040'a kadar çözmüş olurduk. Şimdi ama biz toplayamazmışız o zaman. Tamam. Vazgeçtim yani, arkadaşlar. Biz toplayamayız ama İSKİ'nin 20 yılda topladığı paralardan bu çıkardı yani. Ha, çıkardı. Hmm. Hocam çünkü zaten ay, soramadım. Lütfen. Ya aslında şey gibi anlattıklarınızdan böyle şeyden bir sürü şey ya, aslında müsilaja tekrar bağlayacağım gibi olacak ama buradan anlattıklarınızdan aslında birçok şeyin, yani arıtma tesislerinin doğru şekilde çalışmaması, seviye sistemlerinin aslında uzun vadeli ve öngörülebilir yapılamaması, bizim doğru bir şekilde atık şeyi kullanmamamız, aslında belki geri dönüşüm, belki çöplerimizi doğru atmamamız falan filan, aslında şu andaki müsilajın sebebi bir nevi bütün bu bileşenlerin doğru bir zaman içerisinde aslında doğru şekilde, yani o böyle bir anda ortaya çıkan bir doğa olayı değil anladığım kadarıyla. Doğru bir şekilde aslında yönetilemeyen bir atık oluşumunun
doğaya verdiği zararı açık bir şekilde görüyoruz. Aynı zamanda tabii ki küresel ısınmanın da buna etkisi var. Yani burada iyi bir altyapı olmaması bir sebep, evet. Ama olmayan altyapıyla beraber bir de sanki bizim bilinçsizliğimizin de buna bir katkısı olmuş gibi geliyor bana. Yani valla o kadar da şey, tüketicinin üzerine gitmek istemem. Çünkü zaten tüketiciler tüketir. Evet, sponu çeker unutur sonrasını. Aynen yani bizim derdimiz o değil ki yani. Yaparız, sponu çeker, ama gideriz unuturuz yani. Ama tabii ki yani sorumlu vatandaşlar olarak şunları akılda tutmak lazım. Yani işte kanalizasyona evdeki eşyanızı atmayın yani. Yani askı atmayın. İşte ne bileyim, hijyenizi yani atmayın. Bebek bezi. Ya onlar bile çıkıyor. Aynen ya, bu bebek bezi olayını da, işte hijyen bezleri de, bebek bezleri yapmayın de, bunları ya da atanlar gerçekten doğa katili oluyor değil mi? Bak şu anda çok geçen gün geçen gün Trader Joe's'a bir şeye gittim. Orada da kağıt şey veriyorlar. Kağıt marketten torba yerine kağıt şey veriyorlar. Ya dedim, normalde her zaman kendi çantamla beraber giderim. Kendi alışveriş çantamla beraber giderim. Ya o gün de unuttum. Yani ya baktım kağıt unuttum, neye koyayım dedi. Ya koy dedim artık şeye, o kağıt içerisine. Ya baktı ya dedi, bu ağır olacak dedi. İki tane koyayım. Ya ben zaten birincisinde gerçekten böyle, ya dedim şimdi ben bunu alacağım, eve götüreceğim ve çöpe atacağım ya. Boşu boşuna şu anda bir tane bir şey kirledi. Yani şu doğanın kirlenmesine sebep oldum dedim. Kadın orada dedi ya bir tane daha koyayım dedi. Çift paket yaptım. Dedim ya. Yırtılacağım. Ya buradan yapacağım tek şey buradan arabaya taşımak sadece. Ya bu kadar. Ama aynen, o bile gerçekten içim sızladı. Yani o iki tane kağıdı alıp sadece oradan arabaya taşıyacağım. Oradan da çöpe atacağım diye. Çevreyi kirlettim. Umut hocam. Olay şu aslında. Biz tüketiciler olarak tüketiriz. Önemli olan şey şehirlerin, tüketicilerin tüketim alışkanlıkların sonuçlarını yönetebilmeleri. En önemli olan kısım bu. Ha, bunu yaparken paralelde tüketicilerin davranışlarını dönüştürmek de yine şehirlerin, yine toplumların, yine hem yerel hem ne derler, merkezi otoritelerin sorumluluğunda. Yani bunun içine eğitim de giriyor vesaire. Ama mesela kağıt örneği için söyleyeyim. Eğer ki senin olduğun mahallende kağıt atıkları rahatlıkla gidip kendin kağıt kutusuna atabiliyorsan, oradaki geri dönüşüm süreci, işleyişi bu sefer ne yapıyor? O kağıdı alıyor. Sana zaten iki gün sonra bir defter olarak ya da yeni bir kese kağıdı olarak getiriyor. Yani önemli olan tüketici davranışıyla evet, sistemlerin ahenkli bir şekilde işlemesi. Evet. Biz tüketici davranışını iyi işletirsek o ahenkli işletmenin maliyetlerini azaltabiliriz. Performansını azaltabiliriz gibi. Mesela buradan ben yok bana Umut şey hocam. Umut seyircilere oynama, iyi çocuk numarası yapma demiş de. Evet. buradan pardon, çevreyi sevmiyoruz biz. Biz çevreyi kirletiyoruz. Evet, şu benim çılgın başlıkları da bir iki bağlama yapayım mı? Bayağı bir müsilajda geçirdik sanki. Müsilajı kapatmadan önce şurada şey sorusu vardı. Bu şu son zamanlarda İstanbul Belediyesi'nin vidanjör ya da böyle bir elektrik süpürgesiyle çekme olayı vardı. Bu tam olarak nedir? Gerçekten bir işe yarayan bir şey mi? Sonuçta hep şey muhabbeti yapılıyor yani. Bu aslında yüzeyde değil, aşağıda oluşuyor. Yani senin üsttekini temizlemenin bir anlamı yok falan deniyordu. Bu gerçekten bir işe yarar mı? Ben bunu şöyle benzetiyorum. Orta çağda karaveba vardı ya, orada cesetçiler vardı. Cesetçiler gidip ölü insanların cesetlerini toplayıp gidip kireç şeylerini atıyorlardı. Burada yaptığımız şey de müsilajın cesetlerini, yani müsilaj zaten canlı bir şey değil. Evet, evet. Onu cesetin yüzeye topu çıkıp kurumuş olan kısmını alıp götürüyoruz yani. Yoksa o biyokimyasal mekanizma suyun bütününde cereyan ediyor. Peki bunların zararlı, işte organik yapıda sonuçta bu olay. Bunlarda bakteriler, virüsler olabilir mi? Yani patojen olma ihtimalleri var mı? Şöyle, kendisi değil, yani benim de dediğim gibi ekolog değilim, yani tıpçı hiç değilim ama şey değil, kendisi zararlı bir madde değil. Ama şimdi özellikle kuruduğunda bir de zaten neyi diyoruz ya, su ısındığı zaman oluyor diyoruz. Üstünü kaplatıp
güneşle temas ediyor. Kururken zaten daha ısınıyor. Dolayısıyla aslında ne yapıyor? Bakterilerin, Escherichia coli'nin, işte virüslerin barınabileceği, tutunabileceği, üzerinde konak olarak faydalanabilecekleri bir ortam sağlıyor. Hmm. Şimdi normal berrak su yüzeyi bunu sağlamıyor. Dolayısıyla biz aslında zamanında Haliç'te mesela olduğu gibi, Haliç'te ne olmuştu? Dip birikintisi yükseldi ve adalar haline geldi. Evet. Dolayısıyla o adalarda bu sefer dışarıdaki patojenlerin yerleşebilecekleri, yaşayabilecekleri alanlar sundular. Yani o nedenle bunlar evet şey tutabilir. Ama hani demin dediğim gibi yani bunu yukarıdan alsak bile bu sadece bir estetik düzenlemeden daha öyle gitmeyecek. Ha, tabii bir de... sen söyle tamam. Ya bir de bununla beraber şey gibi bir şeyler okumuştum da o ne kadar diyor. Hani deniz ürünlerini tüketmemek bir süre gibi bir şey bir konu vardı. Şimdi ben şöyle derim buna. Şimdi yine tıpçı değilim, diyetetik uzmanı değilim. Yani ondan sonra ama midye dolma severim yani. Allah Allah. Orada yani. Yer misiniz? Oradan çıkan midye dolmayı şu anda yer misiniz? Yemiyorum abi. Yani evet, çok üzüldüm. Cevap az çok. Şu anda yani, yenmez yemiyorum. Yani. Şu anda yemeyin. Şu anda yemeyin derim. Şimdi aslında midyeler tam bir purifierlar. Yani kendi kendini arıtma vasfı, hatta çok güzel bir şey vardır, görsel vardır. Bir tarafta bulanık su, bir tarafta aynı bulanık suyun içerisinde midyeleri atıyorsunuz. Midye o bulanık suyu berrak hale getiriyor. Hmm. Kendi kendine arıtma tesisi gibi çalışıyor bunlar. Yani o tarafıyla bakacak olursanız... Sen de pis şey miyorsun o zaman? Midye pis şeyleri toplayan bir süpürge değil mi o zaman? Tabii. Zaten daha kötü. Daha ben kötüsü. Ben midye yemiyorum. Yani... ağır metalleri de topluyor bünyesinde. Yani o kısmı zaten tam faci. Bu nasıl yaşıyor o zaman? Bunu yaşam... Abi, yani, bu nasıl yaşamdır ya? Bu nasıl bir hayat? Ya, ne yapıyorsun kardeşim? Leş yiyen hayvanlar nasıl yaşıyorsa aynı. Bu da dip leşçisi yani. Hani bu da bunlardan geçiniyor. O da ondan ekmeğini yiyor yani. Hocam bu yayından sonra kimse midye yemeyecek demiş arkadaş. Gerçekten herkes de böyle bir kova oldu diye düşünüyor. Ya midye çöpçülük yapıyorsa ya bizim bütün kanalizasyonu bu dönemde derim ya. Bütün kanalizasyonu topluyorsa bu midye yani. Ne anladık biz bu işten? Yani şimdi aslında o tarafıyla bakacak olursak yani midye temizliyorsa aslında müsilajı da temizleyebilir. O zaman midye yesek de olur falan filan ama yani şimdi bu midye hiç regüle olmayan bir üretim şekliyle gibi. Yani bunu işte balıkçılar yani işte hatta midyeciler onların şeyleri de ayrı. Onlar gidip topluyorlar. Ondan topladıktan sonra haşlıyor. Yani zaten fazlaca hijyenik olmayan şartlarda yapılıyor. Bir de böyle bir dönemde toplanmış üründen ben midye yemeği en azından kendim tercih etmiyorum. Ya peki bunun uzanması başka yerlere gitme olasılığı var mı? Ege'dir, Akdeniz'dir, Karadeniz'dir? Şimdi olay da şöyle. Ya bir kere hareket ediyor, bu doğru. Ama hareket eden şey aslında belli bir bölgede oluşmuş olan müsilajın yer değiştirmesi. Hidrodinamik nedenlerle yani akıntıyla. Akıntıyla beraber. Ve özellikle biz bunu uzaktan algılamayla, dronlarla ya da işte uydularla nasıl tespit ediyoruz? Aslında müsilajın yüzeyde iz bıraktığı, yani yüzeyde kuruduğu, yüzeyde öldüğü değil. Yani ölmüyor aslında ama hani yüzeye yerleştiği izlerini takip edebiliyoruz. Hı hı. Fakat aslında biz şunu yaptık. Biz aşurenin altına bütün içine suyunu koyduk, şekerini koyduk. Bütün diğer yemişleri falan koyduk. Altını hafif ateşle açtık. 20 yıl bekledik. Orada küresel ısınma geldi. Daha da ısındı. Artık aşure hazır. Aşure burada müsilajın kendisi. Marmara Denizi'nde eş anlı olarak farklı noktalarda müsilaj görünmesinin nedeni Marmara bir kazan gibi kaynıyor. Ve biyokimyası kapalı deniz olduğu için homojen yani aşağı yukarı yukarı havzadan da yani kuzey havzasından da güney havzasından da aynı atık sular, aynı azot fosforlar, aynı biyokimyası olan akıntılar bu kazanın içerisinde doluyor. Altını küresel ısınmayla açıyoruz. Bekliyoruz. Of. 20 yıl bekliyoruz. Şu an olan şey 20 yılda pişmiş olan bir durum. Bugünün bir mevzusu değil tabii.
Bugün mevzu size ama iyi haber vereyim. Bu bakteri patlamaları da genellikle mevsim geçişlerinde olur. Bahar-yaz geçişlerinde olur. Kışlara doğru genelde sönümlenirler. Yani sıcaklığın düşmesiyle vesaire. Yani dolayısıyla bu atağın kışa doğru hafiflemesini bekleyebiliriz. Ama günün sonunda sorunun kronikliği ortada duruyor. Yapmamız gereken tek şey bütün Marmara Havzası'nda arıtma kademelerini yükseltmek. Ve bunlara bir şekilde yer bulmak. Yani bu sene temizlemesek, ya bu sene dediğiniz gibi bir şekilde temizlendi. Şey oldu, hadi mevsimsel falan derken bir baktık geçti. Mayıs'ta bir daha olur. Ha, seneye bir daha olacak. 2022 Mayıs'ta bir daha. Tabii, seneye tabii. Bir daha olacak. Burada bir arkadaşın çok peki, güzel bir önerisi var. Şu öneriyi yazmadan, göndermeden kapatmak istemiyorum. Marmara'yı doldursak, içini gökdelen diksek, onlar da rahat etse, biz de rahat etsek demiş. Aslında öyle değil mi yani? Yani mantık olarak. Bunu bak, bak bu çok daha güzel bir fikrim var. Burayı kapatalım. Bu boğazı kapatalım. Kanal İstanbul açalım. Ya bu arada... Vallahi. Bununla ilgili de ama. Şimdi İstanbul Boğazı'nı kapatalım. Bununla ilgili soramadım ama Kanal yok, yok. İstanbul geleceğiz. Evet, gelelim. Müstilaja aslında bir çözüm olacağını iddia ediyorlar. Bu doğru mu? Yani evet. Şu an ben sizden öğrendiklerim de doğru olmadığını ben şu an söyleyebilirim. Alakası yok ama. Yani bu şöyle bir şey olabilir. Yani şimdi bir kere burada en az iki doktoruz. Yani bilimsel metotla düşünmek lazım. Yani şu an Kanal İstanbul'un ortada ne projesi var, ne çevre etkilendirme değeri raporu var, ne uygulama projesinin detayları belli, ne hangi yılında devreye gireceği belli. Buradaki kanalın çapı ne olacak, ondan sonra derinliği ne olacak, bunun bağlantılı yapıları ne olacak, buradan geçecek taşımada blast yasakları olacak mı örneğin? Yani biz bu verileri bilmeksizin Kanal İstanbul İstanbul'un sonunu getirir diyemeyiz. Hı hı. Ama şunu söyleyebiliriz. Ya bu da aslında akıl yürütme yoluyla. Ya yani İstanbul'un Marmara'nın bu kadar şu an kaotik olan felaket seviyesine erişmiş, ötrofik anlamda felaket seviyesine erişmiş durumunda. Siz burada bir de deniz taşımacılığı aktivitesini arttırırsanız, hidrodinamik falan geçiyorum yani. Deniz taşımacılığı aktivitesini arttırırsanız zaten buradaki kirlilik yükünü daha da arttıracaksınız. Ya zaten bu sadece deniz trafiğini artırmıyor. İnsan trafiğini de artıracak. Yani bomboş araziye sen doğru. Yeni bir şehir inşa ediyorsun. Yani bir kanal inşa ediyorsan onun sağına soluna doğal olarak şehir inşa etmeye başlayacaksın. Zaten 16 daha milyon insan var. Daha fazla insan oraya gelmek isteyecek. Hadi diyeceksin ki ya buradaki insanlar oraya taşınacak. Yine aynı ya belediyecilik anlayışı nasıl ya keşmekeş yani şu anki belediyecilik anlayışı keşmekeş. Hatta bu şurada bir yorum var. Güzel küçük geldi şimdi de. Karede Kos'un bir kitabı var. İstanbul tarihi ve şehir mimarisi hakkında İstanbul'un çarpık yapılaşmasının temellerini kuruluş günlerinden bugüne geldiğini acı bir şekilde okudum. Acı şekilde Batı Roma'nın en dar sokağı 12 metre genişliğindeyken İstanbul kuruluşta eşek ve at geçsin yeter denilerek yapılan sokaklar ve yapılaşmayla doldurulmuş bir tarih boyu. Ve ben şuradan bizim mahalleyi göstereceğim. Ben şu anda Santa Clarita diye bir yere taşındım. Santa Clarita bakın şurada Santa Clara River diye bir şey var. Değil mi? Uzaydan baktığında burada Santa Clara River'ı görüyorsunuz. Ama gerçeğe baktığınızda burada ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Burada river mever yok arkadaşlar. Yani bizde river nerede? Evet. River nerede? Şu anda köprünün üstünden geçiyoruz. Altta river olması gerekiyor. Bir tane nehir geçecek falan. Yok. Hiçbir şey yok. Yani kupkuru bir şey. Buranın eskilerine sordum. Bir 30 senedir burada. Benim çocukluğum burada geçti diyenlere bakıyorum. Burada nehir var mıydı? Yok diyor. Yani burada nehir mehir yoktu yani. Hiçbir zaman yoktu. Ama görüyorsunuz öyle bir şehir yapmışlar ki. Yani bu nehir bir gün geçecek. O nehir buradan bir gün geçecek diyor. Ve yolunu tamamen boş bırakmış. Yani tamamen burası gördüğünüz gibi Santa Clara River diyor. İçinde hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Ve belediyecilik anlayışı işte. Yani burada en başından kurulmuş, düzenine baştan atılmış. Ve bir gün o nehir gelirse buraya onun yolu burada hazır diyor. Yani Türkiye'de, ya İstanbul'da, ya sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de yani bir sürü yerde
Nehir kapatıp üzerine işte ya az önceki arkadaşın söylediği yalan değil aslında yani. İstanbul Boğazı'nı kapatıp üzerine göklerini inşa edelim. Tamam. Saçma bir fikir değil. Bu yapılmış. Yapılmışı var bunun. Ya, tamam Boğaz kapanmadı ama nehirler kapatıldı. Nehirlerin üzerine dereler kapatıldı. Aa, nasıl olsa 10 yılda su geçmiyor. Demek ki geçmeyecek hiçbir zaman. Bu bakış açıları. Şöyle söyleyeyim. Dedim ya işte İstanbul'da 106 tane nehir dere var diye. Bu derelerin şu an açık kesitte olan, yani bizim de işte o dere ıslak kanalı diyorum, Kurbağalı Dere gibi yani mesela. O açık kesitte olanları vallahi kaç taneydi ya? Bak şimdi ben de lafın başına geldim ama sonunda böyle veri veremeyecek gibi oldum ama yani çok az. Az bir kısmını görüyoruz. Mesela Ortaköy Dere Boyu Caddesi var. Adı üzerine Dere Boyu Caddesi değil mi? Evet. İşte onun altından dere geçiyor aslında. Caddenin adı Dere Boyu, orası artık şu an işlek bir cadde diyorsun. Cadde yani. Çok güzel. Çavuş Dere diye mesela bir şey var, cadde var. Üsküdar'da hatta yanına şey yaptılar. Belediye binası, kaymakamlık binası yaptılar yeni, AVM falan filan. Şimdi orası da vadi. Onun altı da dere. Şimdi dolayısıyla bu da önemli. Yani çünkü yağmur o yükseltiye göre birikiyor. Siz de o yükseltiye, tamam dereyi kaldırdınız, bu yapılabilir de, dereyi yaptıktan sonra o derenin taşıyacağı yağmur suyunu götürebilecek altyapıyı da oraya kurmanız lazım. Yani sadece üstünü kapatıp yol yapmakla olmuyor. Evet. O altyapıyı da doğru tahminlemeyle ölçmeniz lazım. Evet, evet, çok ilginç. Çok yani hocam, arada, evet sen söyle. Bak bir şey, saat hatırlatması. Saat hatırlatması. Yani hocam gerçekten daha esas konuya giremedik. daha esas, ya tamam müsilajı konuştuk ama bundan sonra daha neler yapılmalı soruları vardı. Bir dakika, şurada bir tane daha soru. Tamam, o zaman en son şu soruya geçelim. Soruyu da bitirelim. Yani bu müsilajdan ne zaman kurtulabiliriz? Zaten biraz söylediniz ama gerçekten bu son bakteriyle kırdırmak muhabbeti falan vardı, hatırlarsınız. Onu söylediniz zaten. Yani acaba böyle bir olay mı var? Yani gerçekten bir şekilde işte laboratuvarda üretilecek ya da ne bileyim laboratuvarlar araştırma yürütüklerinin ellerinde bu işi bitirecek bakteriler olduğunu söyleyen insanlar var. Bu bakteri çözümünün abi, bilimsel bir karşıtlığı var mı? İşe yarayacak bir yöntem midir diye bir soru yani var. Şimdi var. Yani ben de birkaç tane araştırma okudum. Hiç bakteriyolojik yöntemi hiç açıkçası ben şey yapmıyorum. Yani yani çok çünkü onu göremiyorum. Çünkü onun o popülasyonunu artıracaksın. Bu sefer onun neye zarar verdiğini bilmiyorsun. Hatta biz bunu iki hafta önceki programda konuştuk. Emrah Çoraman hocamızla, evet, orada konuşmuştuk. Yani bir tane gördüğüm şey var. Bu Haliç'te de benzer uygulanmıştı aslında. Belki hatırlarsınız da Haliç'te aryasyon, yani havalandırma fiskiyeleri yapıldı. Bu böyle hem estetik bir şey falan filan ama Haliç'in dönüşümünde ilk önce orada dip çamuru çıkardılar. Ondan sonra da bol miktarda oksijenizasyon yaptılar. Yani suyu çekip dipten çekip havaya fırlatıp fiskiye gibi havada gezindiği süre içerisinde oksijen kapasitesini artırıp yeniden suya döktüler. Yani bayağı bildiğin fiskiye olarak. Bu sudaki çözülmüş oksijen konsantrasyonunu arttırdı. Şimdi buna benzer mantıkta, bu biraz daha mekanik bir yöntem. Buna benzer mantıkta suya böyle su difüzörleriyle, hava difüzörleriyle atmosferden alınan oksijeni kullanarak suyun oksijenizasyonunu yeniden kuvvetlendirme, takviye etme yanıt yöntemler var. Şimdi bu yöntem ne işe yarayabilir? En azından oksijen tüketimine muhtaç olan dipteki fitoplankton, yani bu yüzeye neden olan fitoplankton dışındaki fotosentetik canlıların bu oksijeni alarak besin zincirini yeniden ayağa kaldırmasına katkı sağlayabilir. Yani ekolojik açıdan böyle bir şey tahmin edebiliriz ama nihai çözümle arıtma kapasitelerini artıracağız.
Ondan sonra ve bunu çok hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Çok hızlı bir şekilde yer tahsisi yapmamız lazım. Çünkü arttıracağımız kapasiteki arıtma tesisleri devasa tesisler olacak. Çok büyük tesisler, çok büyük alan ihtiyaçları olacak. Yani belki mesela Kadıköy deşarjının oradaki bütün o rekreatif alanlardan vazgeçeceğiz. Belki bu şeyleri başka bir bölgeye taşıyıp orada arıtıp yeniden bağlayacak çok hızlı projeler yapmamız lazım. Bir bu tarafı var. Ama diğer tarafından baktığımız zaman da uzun vadede yani gerçekten en önemli kısmı diyeyim. Çünkü bir onu değinmeyi unuttuk. Hatırlarsanız şey dedim. Yani bu master planın öncesinde bir yıl boyunca sürekli numune çalışması yapıldı. Sürekli olarak ölçüm yapıldı. Aslında bundan sonra da yapmamız gereken biraz daha hani oradan akıl şeyleri de bir iki tane değinmiş olayım. Uzaktan bağlantılı sistemlerle bizim Marmara'da, Boğazlar'da, Boğaz Karadeniz çıkışlarında ve Karadeniz'in açıklarında sürekli ölçüm yapmamız lazım. Şehri datayla beslememiz lazım. Veriyle beslememiz lazım. Farklı derinliklerde biyokimyayı, çözülmüş oksijen konsantrasyonu, karbon, azot, fosfor konsantrasyonlarını, ışığın penetrasyon derinliklerini hepsini ölçmemiz lazım ve bu verilere göre bizim tedbir almamız lazım. Tabii bu tedbirleri alabilecek akıllı şehirler altyapılarını kurmamız lazım. Yani hiçbir şey yapmazsak, şimdi gerçekten en kötü tarafından bakalım. Ya tamam, bu yöneticiler yine bilim insanları dinlememekte kararlılar. Diyorlar ki ya bir ay sonra geçer bu dediler ve geçti gerçekten. Sonra yine dediğiniz gibi temizlik arıtma tesisleri kurulmadı, bir şey yapılmadı, düzenlemeler yapılmadı. Aynı şekilde gidiyoruz. Seneye yine oluştu. Ondan sonraki sene yine bir şey yapılmadı. Nasıl olsa bu dönemlik bir şeymiş, sezonluk bir şeymiş. Geçer geçer dediler. Geçti. Yine oluştu. Ya biz bu klasik hep haberlerin başlangıçlarının başlarında da bir şey var. Marmara Denizi ölüyor mu kelimesi kullanıyorlar sürekli böyle. Tamam, clickbait yapıyorlar ama bak biz kullanmadık. Gerçekten Marmara Denizi ölür mü? Yani böyle kaç sene böyle herhangi bir tedbir alınmasa ölme ihtimali var mı gerçekten? Tamam. Sene tahmini ayrı bir şey. Yani ekolojik modelleme çalışması olur ama bayağı da kapsamlı bir şey olması lazım. Ama şunu söyleyebiliriz. Normalde 4 aşaması vardır şeyin. Etrofikasyon. Yani bu tarz alg patlamaların, bakteri patlamaların diyelim. Müsilaj da onlardan bir tanesi. Şimdi bir oligotrofik. Oligotrofik demek aslında her şeyin dört dörtlük olduğu, şıkır şıkır bütün doğal dengenin korunmuş olduğu, arıtmanın ona mı göre olduğu, insanın, balığın kendi ahenginde yaşadığı durum. Şu an ötrofik aşamadayız. Yani göstergeler onu gösteriyor. Bu ikinci aşama. Bundan sonra oligo ile şeyin arası bir mezotrofik vardı sanıyorum. Şimdi oralardan da yine ekoloji ve çevre mühendisi meslektaşlarından dayak yiyebilirim ama asıl sıkıntı olan ötrofikasyon başladıktan sonra hipertrofik aşamaya geçmek. Eğer ki biz hiçbir şey yapmazsak 5 yıla Marmara Denizi hipertrofik sinyaller göstermeye başlayabilir. Hipertrofik aşamaya geçmiş bir göl ölür. Göl, deniz ve benzer alıcı ortam. Ölür de şu demek, sadece 1-2 tür hayatta kalır. O türlerde bizim görmeyi istemeyeceğimiz türler olur. İşte bakteri gölü olur. Balık ondan balık sonra olmaz. Öyle olunca balık olmaz canım. Yani diyorlar ya işte, Marmara'dan çıkan balığı yiyelim mi? Ya zaten balık bulamayacaksın ki. Balık göç edecek. Balık manyak mı? Niye Marmara'da dursun? Gidecek Karadeniz'e, gidecek şeye, Ege'ye. Balık burada tutamayacaksın. Zaten müsilajdan dolayı balığı avlayamayacaksın. Hoş gerçi balık avlanma mevsimi de kış ayı alıyor. İşte kışın müsilaj durursa hani belki avlanabilir dedik ama onların içerisine ölü balık da girecek. Sen tezgahtaki balık avlanarak mı öldü? Oksijensizlikten boğularak mı öldü? Nereden bileceksin? Kim bilir ne zaman öldü diyorsunuz. Doğru, doğru. Kim bilir ne zaman öldü çünkü yani? Çünkü atıp alıyorsun sonuçta. O zaman dememiz gereken şey burada uyarıyoruz. 20-25 sene önce uyarmışsınız. Kimse dinlememiş. Ya dinlemişler, az dinlemişler ya tam dinlememişler. Ve bugün bu başımıza gelmiş. 5 sene içerisinde gerçekten bir şey yapılmazsa, bir şeyler değişmezse
Daha da kötüsü Daha da kötüsü olacak. olacak ve gerçekten Marmara'da bırak balık, Marmara'dan balık yemeyi, balığı bile göremeyecek duruma geleceğiz. Ya ben çok iyi hatırlıyorum. Aynen. Marmara'da Yunus göründü. Ne günlerdi o günler ya. Doğru. Ben çocukken iyi hatırlıyorum. Ben Çanakkale'de oturuyordum. Çanakkale'de çocukluğumu geçirdim. Çanakkale Boğazı'ndan ben Yunusları geçtiğini çok iyi hatırlıyorum. Biz böyle fener vardı. Fenere yüzerdik. Fenerden böyle karşıdan Yunusların geçtiğini görürdük. Oradan artık Marmara Denizi'ne, oradan kim bilir ne yapıyorsa artık. Ne işi varsa orada. Ne yapıyor bu balıklar, ne yapıyorlar ya bütün hayatları boyunca? Ben bu hayvanları çok merak etmeye başladım. Ya ne yapıyorlar bütün hayatları boyunca? Ya kısacası evet, yani eskiden biz Yunus bile görürdük. Şimdi diyorsunuz ki bırak balığı, yani yemeği, balık bile görme imkanımız olmayacak. Yani tabii Uyarıyoruz. bu süreci küresel ısınma da destekliyor. Bir tane o slaydım ben göstereceğim ya. Kaçıncı Vallahi slide? artık geçtikse hemen göstereyim abi. Çünkü o da kapanış slaydımız olsun. Şu 7 nolu slayt. Evet. Şimdi bu benim bu işte akıllı şehircilik falan filan o şeylerde gösterdiğim slaytlardan bir tanesi. Şimdi burada üç tane grafik var. Şimdi bunu küresel ısınmaya bağlayacağım. Küresel ısınmanın da aslında hani biraz biz bunu ekolojik ya da çevresel açıdan düşünüyoruz ya. Değil. Değil. Çünkü biz bütün dünyanın içerisinde bütün sistemlere entegre olduğumuz için aslında aynı burada olduğu gibi işte orada arıtma tesisi yapmıyorsun. İşte buradan müsilaj çıkıyor. Yani hiç böyle bağlantısız gibi görünen sistemler birbirine bağlı. Şimdi buradaki olay da şu. Şimdi sağ taraftaki böyle inişli çıkışlı falan grafikler var ya orada ilki şeydir. Batı Akdeniz, onun altındaki Yunanistan, en alttaki Levant denen bunu IŞİD döneminden hatırlarız. Hatta bu ISIL'dı bir ara adı. Oradaki ISIL'daki L Islamic State Of Levant, evet, Irak and Levant'ın. Levant. Evet. Levant. Levant Suriye'nin güney daha doğrusu Suriye, Lübnan ve Irak'a bağlanan böyle boynuz gibi bir bölgenin adı. Osmanlı'dan biri gelen bir atmış Evet, sanıyorum. evet. Şimdi bu sağ taraftaki grafikte görüyorsunuz yani ilk ikisi böyle yatay yatay gidiyor bir ortalama etrafında ama üçüncü grafik, Levant'taki grafik aşağı doğru iniyor. Ve bu drought grafiği yani kuraklık grafiği. Şimdi alttaki şey görünmüyor ama 1100 yılından başlıyor bu grafiğin tarihi. 1000 yılda bir gelen bir kuraklık oluyor Suriye'de. Ve bu Suriye'de aslında şöyle bir hikaye var. Tarım toplumu Suriye'nin Sünni köylerde kırsalda yaşıyorlar. Kenti nüfus Alevi işte Esad'ın şeyinde daha çok himayesinde. Bunlar da Şam'da ve çevresinde büyük şehirlerde yaşıyorlar. Şimdi kuraklık olunca buradaki çiftçi yani bir sezon geçiriyor. 2 sezon geçiriyor. 3. sezon, 4. sezondan sonra yapacak bir şey yok. Göç ediyor. Nereye göç ediyor? Kentlerin gettolarını göç ediyor. Bu adamlar fakir. Kentteki adam zengin. Fakir olan Sünni, kentteki olan Şii. Bunların arasında hem sosyal farklardan, dini farklardan, kültürel farklardan, biri kentli, biri şeyin içerisinde çiftçi. Bir süre sonra sürtüşmeler başlıyor. Sosyal sürtüşmeler. Ve en nihayetinde çatışmalar başlıyor. Sonra burada işte IŞİD peyda alıyor. Şimdi burada da soldaki grafiklere geliyoruz. Soldaki grafiğin yüz kısmı bu kuraklığın görüldüğü. Şöyle bir turuncu bir alan var orada. Tam şurası mı? Evet. Suriye yok. Grafiğin sol tarafına geçiyor. Sağ ol. Suriye'nin kuzeyinde bir turuncu. Ya bana göre sol ama. Aynen öyle. Ha, şurası O ha. Tamam. turuncu bölge kuraklığın olduğu bölge. Şimdi aşağıdaki bölgede de sanıyorum yine sarı turuncu bölge olması lazım. Bu da IŞİD'in hakimiyet kurduğu bölge. Kuraklığın olduğu bölge ile IŞİD'in hakimiyet kurduğu bölge. Yani burada hakimiyet kurmaktan neyi kastediyoruz? Oradaki insanlardan insan devşirdiği, militan devşirdiği ve dolayısıyla o şehirleri ele geçirebildiği jeopolitik alanı kastediyoruz. Yani işte bu bir coğrafya kaderdir olayı. Eğer ki siz şehirlerinizin hem sosyolojik, hem ekonomik, hem iktisadi, hem çevre altyapısı, hem sürdürülebilirlik anlamında dengeli bir şekilde yönetmezseniz, uzun vadeli planları
bilimsel metotlarla kurgulayıp bunlarla şehirlerinizi idare etmezseniz şartlar değiştiğinde bu sefer şehirleriniz kendi kendine kendi dinamiklerini yaratıyorlar. Yani kuraklıkla ilgili bir grafik, bir bakıyorsunuz şeriatçı bir terörist organizasyonun işgal grafiğiyle taban tabana çakışır hale geliyor. Uyuşmuş oluyor. İlginç. Çok ilginç. Yani dolayısıyla biz bugün mesela küresel ısınmayı aynı zamanda bir tane daha grafiğim var. Hadi onu da göstereyim. Vallahi kısa anlatacağım. Dur bakayım. Aynen bu. Şimdi bu da mesela bu da Almanya'dan bir örnek. Aşağı tarafta siyasi iktidarlar var. Grafiğin zaman ekseni 90 yılından başlıyor. 90 yılında ki biz greenhouse yani sera gazı şeylerini alıyoruz miktarını. Sonra bunu yıllar içerisinde takip ediyoruz. Aşağı doğru inen grafikler 90 yılındaki sera gazı miktarına olan oran. Yani aşağı doğru indikçe sera gazı oranı azalıyor. Ha, şu. Evet. Yani daha az sera gazı üretiliyor. Şimdi yukarıdaki grafik kırmızı olan gross domestic yani gayri safi milli hasıla zenginleşiyor. Yani demek ki 90'lı yıllarda belli bir yıla kadar şimdi söyleyeceğim neresi olduğunu aslında ekonomik büyümeyle sera gazı salınımı azaltılması ahenk içinde birbirini destekler bir şekilde sağlanabiliyor. Bunu yaparken yine grafiğin üstünde aradaki şeyde enerji kullanımı. Yani enerjiyi arttırıyorsunuz, sera gazını azaltıyorsunuz, ekonomisini büyütüyorsunuz. Bu üçü aynı anda mümkün. Sonra yanlış olmasın benim için de çok küçük ama 2015 yılı sanıyorum. Bir tane 4 grafiğinde D yaptığı bir yıl var. Angela Merkel'in 2009. 2009 aynen bravo. V'nin altında. V'nin altı. Aynen aynen. 2009'da ne olduğunu böyle hatırlar mıyız? Şöyle bir dünya kriz değil şeyini. Mi? Ekonomik kriz olduğu zaman. Aynen öyle. Bankacılık krizi. Avrupa bankacılık krizi. Evet. Mortgage krizinden başlayan ve ondan sonra Avrupa'daki bankaların şeyini etkilenmesine kadar giden kriz. Bu krizde Almanya hükümeti şunu yaptı. Zaten burada şey V etkisini görüyoruz değil mi? V etkisi nedir? Genelde siz ekonomik olarak küçülürsünüz. Hemen sonraki yılda toparlarsınız. Şimdi burada enerji etkisi belli yataylıkta yine toparlanmış oluyor. Büyüme, ekonomik büyüme devam ediyor. Fakat sera gazı oranı sabit kalıyor. Bu grafik 2017 yılına kadar gidiyor. Sonraki veriler bende yok ne yazık ki. Ama ve ne oluyor biliyor musunuz? Angela Merkel hükümeti bankacılık krizini görünce bütün diğer Avrupa Merkez Bankalarından daha doğrusu bütün Avrupa Maliye Bakanlıklarından farklı olarak diyor ki biz faiz fazlası vereceğiz. Cari fazla vereceğiz diyor. Cari fazla mı modeline gittikleri için bugün COVID'i o şekilde finanse edebildiler bu arada. Yıllarca para biriktirdiler. Şimdi buradan da şunu anlıyoruz. Sen para biriktiriyorsun. Domestic product'ın artıyor. Ama ne yapıyorsun? Demek ki bunu politik nedenlerle sera gazının aşağı ineceği her ne yapıyorduysan 90'la 2009 arasında o 20 yılda artık onu yapmaya devam etmiyorsun. Başka bir şey yapıyorsun. Yani dolayısıyla geri dönecek olursak bizim ekonomik faaliyetlerimiz, bizim planlamamız, iktisadi faaliyetlerimiz, siyasi konjonktürümüz, şehircilik anlayışımız, teknolojimiz hepsi birbirini sürekli olarak uzun vadede destekliyor. Yani siz mortgage krizinin bedelini Almanya'da sera gazı oranını aşağı düşüremeyerek ödeyebiliyorsunuz. İlginç. İlginç bir... Gerçekten ilginçmiş. Yani onun için mesela ben bundan sonraki çalışmalar yani genellikle şeydir ya işte farklı disiplinler bir araya gelsin falan filan oraları çoktan geçtik. Multidisiplinlerin de ötesinde sosyal bilimlerin ve pozitif bilimlerin bütün branşlarının birlikte çalışabileceği ortak çalışma yöntemlerini de bulmamız gerekiyor. Yani sadece çünkü o kadar insanı bir yere getirmek de zor. Dolayısıyla bizim bu sinerji üretebileceğimiz, kolaborasyon yapabileceğimiz araçları, teknolojileri, belki uzaktan çalışma yöntemlerini,
uzak farklı meslek gruplarına aynı projelerde bir araya getirebileceğimiz bilimsel finansman yöntemlerini de geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Burada ancak şey... böyle çalışmalar yaptığımız zaman işte müsilaj gibi ya da işte küresel ısınma gibi sorunlarla baş edebiliriz. Burada şey yorumu vardı. Çin ne karbon salınımını takıyor ne de güç tüketimini. Adamlar en büyük ikinci ekonomi. Ben burada şunu görüyorum. Çin'i evet Çin'in çok yükseldiğinin farkındayız. Ama şurada 20 sene öncesindeki Çin'i gördüğümüzde daha fakirdi. 30 sene önce daha da fakirdi. 40 sene önce daha da fakirdi. Evet. Bu zaten grafiğin hızlı yükseliyor olması ya birçok şirkette de görebileceğiniz bir olaydır. Ne bileyim bakarsınız işte Tesla'dır bilmem ne daha yeni kurulmuştur. Hemen grafik inanılmaz derecede yükseliyordur. Ama bugün ne bileyim bir Ford'un grafiklerine bakarsınız. Mali grafiklerine böyle gidip gelir yani. Ya da ne bileyim yeni bir ilaç şirketi işte Moderna kurulmuştur. Bir anda grafikler yukarı gider. Pfizer'a bakarsınız tıkır tıkır aynen sanki bir şey devam etmiyor. Sanki aynı bir şey. Yani arkadaşlar olayı biraz şey olarak görmemek lazım. Bugün günümüzde ne görüyorsak evet gördüğümüz olay tamamen her şeyi bütün olayı yansıtıyor anlamına gelmiyor. Yukarıya çıkmak bir şekilde evet kolay olmaz ama yukarıya çıkabilirsin ama yukarıda zirvede tutunmak kolay bir şey değildir. Yani Amerika evet aynen. Amerika o kadar zirveye çıktı ama zirvede kalıyor. Bütün dert o zaten. Zirvede çok uzun yıllardır kalabildi. Sovyetler Birliği de aynı şekilde. Yukarıya çıktı ama şak diye aşağı iniyor. Birçok ülke bu şekilde yani. Türkiye de aynı şekilde. Ekonomi bir anda yukarıya çıktı dedik. Sonra bir anda aşağı iniyor. Zirvede tutunmak kolay bir olay değil. Çin'i de böyle artistik yapıyorlar. İşte karbon salınım yapıyorlar bilmem ne. Biz takmayız işte. Biz üretime bakarız. Ona bakarız. Buna bakarız. Bak işte ya bugün müsilaj. İşte bunun farkında değiller belki. Mutlaka yapıyorlardır. Mutlaka takıyorlardır. Bir şekilde çevreyi de dinlemek zorunda olduklarının farkındalardır. Çünkü bilim insanları da yetişiyor orada da. Ama göreceğiz. Şu anda görmüyoruz belki. Ama bunu da göreceğiz. Gerçekten yukarıda tutunabilecekler mi? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Çin dediğimiz gibiydi. Yani 2000'lere öyle girdiler. Ve dünyanın, Çin'de petrol yok. Çin'in en büyük enerji kaynağı. Yani bütün o ekonomik şeyi, ne derler, lokomotifi kömürdür. Yani lokomotif analojisi de o anlamda şey benziyor. Kömürle şey yaptı. O nedenle de Çin'in bütün büyük şehirlerinde smog vardı. Yani o inversiyon şeyin hava kirliliği vardı. Çok çok yüksek düzeylerde. Sanırım sudan bahsediyorsunuz. Ve, zaten slide'ında koymuşsunuz. Aynen. Şimdi bu global olanı Çin için değil ama yani burada şu hikaye var. Çin ne yaptı biliyor musunuz sonra? Dedi ki ulan dedi ben şey yapacağım ama bu kömürü yapıp şehirlerimdeki büyümeyi sıkıntılı hale getireceğime. Çünkü artık insanlar da gelir arttıkça insanlar da refah arıyor. Tabii. Kömür soluyarak yaşatmanın da bir süresi var. Tabii. 90'ların başında hatırlarsak bugünkü işte refah ülkesi dediğimiz İsveç, Norveç, Danimarka bunlar asit yağmuruyla uğraşıyordu. Asit yağmuru dediğimiz şey de havadaki karbon havadaki sülfür oksit ve azot oksitlerin yere sülfürik asit olarak düşmesiyle sülfürik asit olarak düşmesiyle alakalı. Yani günün sonunda Çin şunu yaptı. Dağlara güneş panelleri kuruyorlar. Dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi haline geldi. Elektrikli araçları çok yaygınlaştırmaya başladılar. Yani emisyonlarını gerçekten düşürüyor. Şu anki Biden'la olan görüşmelerin bir vizyonu da bu. Çünkü şunu fark etti ki ben yeşil teknolojinin de altyapısını ya da ürünlerini, son ürünlerini, teknolojisini ihraç edebilirim. Çünkü dünya oraya gidiyor. Dünyanın fabrikası Çin. Demek ki yeşil teknolojisinin fabrikası da Çin olacak. Çünkü ekonomik olarak bu onu destekliyor. Yani biraz oradaki sıkıntılı denklemi kendi lehlerine çevirdiler. İşte bakalım ne kadar çevirecekler. Şunları anlatmanız, zaten koymuşsunuz bunları. Şu iki tane slaytınız var, akıllı şehirler. Ya en önemlisi herhalde bu. Esas mesajımızı da verelim yani. Bundan sonra hayat neye doğru gidiyor? Akıllı şehirlere dönmemiz gerekiyor. Evet. Bu slaydı ben şöyle anlatıyorum. Şimdi bu slaydın üzerinde böyle yeşildi, turunculu falan noktalar var. Bu noktaların hepsi vallahi mesela SCADA sistemleri, işte altyapı gözlemleme sistemleri, hatta otomatik olarak nehirlerin savaklarının açılıp kapanıp falan filan işte
şeylerin su baskınlarının yönetildiği sistemler 1970'lerden beri var. Evet. Hatta bunların otomatik kontrol sistemleriyle olduğu modeller de var. İşte ne bileyim akıllı enerjiyle ilgili sistemler de var. İşte akıllı ulaşımla ilgili sistemler de var. İşte arıtma konularından zaten bahsettik. Enerjiyle ilgili yine yeşil enerji dönüşümlerini falan anlattık ama akıllı şehrin, evet burada da örneklerini görüyoruz ama bir önceki slide'a yeniden dönecek olursak orada bu slide'ın bir tane triği var. O trik de şu. Buradaki hikaye bu yeşiller, sarılar, kırmızılar değil. Bunların teknolojisi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama bütün bu küçük dairelerin arasında böyle silik bir çember var. Hepsini birbirine bağlayan. Evet. Akıllı şehrin olayı bu. Siz elektrik şebekenizi planlarken akıllı ulaşımın bir parçası olan elektrikli araçların geceliğin otopark yerinde aslında gündüz olduğundan daha fazla enerji çekeceğini hesap etmezsiniz. Akıllı ulaşımda kullanacağınız şeylerin, paydaşların efendim nüfus üzerindeki etkisini, insanların sürekli paylaşımlı araçlar kullanarak hareketliliğinin paternlerinin değişeceğini, ona göre şehrin belli bir yerindeki ticari merkezlerinin belli bir yerine kayacağını, ona göre güvenlik ihtiyacının, akıllı güvenlik kameralarının, işte turistik merkezlerdeki bilgi panolarının nereye yerleşeceğini, işte güneş panellerinizi ya da işte geliştireceğiniz mobil uygulamalara kadar bütün bunların hepsini bütünleşik düşünmezseniz yapacağınız şey fazladan para harcamak olur. Bu sabah bir şeye şahit oldum. Tam bir akıllı şehir uygulaması. Bu da reklam değil, bence iyi bir uygulamanın örneğini zikretmekte fayda var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şunu yapmış. Şimdi fatura topluyorlar ya sayaçlar. Akıllı sayaç falan yok. Eski usul sayaç var. Yani akıllı sayaç dediğimiz nedir? İçinde simle merkeze kendisi okuyup gönderiyor. Öyle bir şey yok. Bir kişi gidip o bakıyor, cep telefonuna bilgisini giriyor ve anında faturanızı çıkıp posta kutusuna bırakıyor. Fakat İBB'nin iki tane kuruluşu var. İktaş doğalgaz şey yapıyor, veriyor. İSKİ de su veriyor. Şimdi bunu şöyle yapmışlar. Aynı sayaç okuyucu gidiyor. Normalde iki ayrı iki idare, iki ayrı kişiye, aynı binanın, aynı dairesinin, aynı metrekaresinde olan sayacı okumak için iki ayrı kişi gönderiyoruz. Ayda iki kez. Ne yaptılar? İki idare muhtemelen ortak bir aplikasyonda anlaştılar. Kendi IT altyapılarını entegre ettiler. Ve ondan sonra şimdi bir tane sayaç okuyucu gidiyor. Oradan İGDEŞ oluyor. Buradan İSKİ okuyor. İkisine de ortak format getirmişler. İki faturayı da koyuyor. Hatta siz e-fatura aboneliği yapmışsanız otomatikman olarak e-mailinize okunduğu anda düşüyor. Ki orada da fazla kağıt tasarrufu sağlamış. Çevreyi korumuş oluyoruz bak işte kağıt. Kağıttan aynen, korumuş aynen. oluyoruz. Evet. Ya akıllı şehir doğalgazı yaparken İSKİ ya da işte suyun ücretlendirmesini entegre etmek. Evet. İkisini ayrı ayrı akıllı teknolojilerle yapmak zaten olan bir şey ama bunları birleştirdiğiniz zaman işte akıllı şehir yaklaşımına biraz daha gitmiş oluyorsunuz. Bundan bahsediyordunuz sanırım o zaman da. Burada mesela şey. Bunu da kısaca anlatırsanız o zaman. Son saniyelerimiz artık. Son dakikalarımız. Su atık su yağmur suyu şebekelerinin buradaki entegrasyonunu düşünüyoruz. Aslında bu da neler? Mesela siz evde su kullanımınıza baktınız. Ben baktım işte bu ay bayağı yüksek fatura gelmiş. Şimdi ben tüketici olarak girip belediyenin bana açmış olduğu bulut sistemi üzerinde geçmişe dönük faturalarımı görebildiğim için bunu bir mobil aplikasyondan da yapabilirim. Şimdi benim şu şansım var. Ya ben hangi aylarda yükselmişim? Evet. Bu faturanın yükselmesi benim fiyatın artmasından dolayı mı? Yoksa benim tüketimim mi artmasından dolayı? Eğer tüketim arttıysa ulan şimdi benim acaba çamaşır makinem mi bozuldu? Benim bulaşık makinem mi bozuldu? Dur onun servisini arayayım. Yani bu bilgiyi bir tüketiciyle ulaştırma bacağımız var. Onun dışında sistemlerin birlikte çalışması ama tabii sistemlerin İstanbul özelinde konuşacak olursak
sistemlerin birlikte çalışmasından önce bizim bu sistemleri önce ayrıştırmamız lazım. Yani atık su ayrı yerden geçecek, yağmur suyu ayrı yerden geçecek, atık su bir arıtmaya ulaşacak, dere yatağından dere suyu akacak, yağmur suyu dere yatağına bağlanacak, atık su arıtılacak, çöpe gelecek, geri dönüşümlü atık geri dönüşümlü olarak toplanacak. Bir zahmet de ilçe belediyesi ayrı katı atık toplama planlaması yapıp büyükşehir belediyesi onların topladığını bir daha elden geçirmeye çalışmayacak. Bunların hepsi entegre olacak. Ben de kendi bizim elektrik şirketinin bizim app'imden gösterecektim. Ha, şu anda bağlanmaya çalışıyorum ama şey olayı var bizde de. Ayın herhangi bir döneminde sana şu anda bu kadar elektrik faturası gelecek diye yazıyor. Diyor ki sen bugüne kadar şu şekilde, yani ortalaman şu şekilde şu kadar kullanıyorsun, şu kadar işte kilowatt saat kullanıyorsun. Önümüzdeki günlerde de büyük ihtimalle şu kadar kullanacaksın. Ay sonunda sana şu kadar elektrik faturası gelebilir. Ona göre hazırlıklı ol diye bizi uyarıyorlar. Böyle bir şey var. Hocam programı aynen önceden uyarıyorlar, çok güzel. Hocam program zaten yavaş yavaş iki saat tam geçti. Ben de akıllı şehirle alakalı, akıllı hayvancılıkla alakalı bir şey söyleyeceğim. Dün birisiyle tanıştım. Burada bilgisayar işi yapıyormuş. IT'ciymiş. Çok ilginç. Neyse ben de işte şey çalışıyorum dedi. İneklerin süt dairy farm'da çalışıyorum dedi. Dedim IT'ci ne alaka? Yani sen ben dedi hiç hayatımda hiç süt sağmasını yapmadım dedi. İşte bu işi kabul etmeden önce falan. Dedim sen IT'cisin zaten, süt sağmayı herhalde sen yapmıyorsundur. Yok ya, olur mu dedi. Yani biz de gidiyoruz diyor alanlara. Biz de gidiyoruz falan dedi. IT'ci olarak. Dedim ne alaka? Bir anlattı. Neredeyse bir saat muhabbet. Amerika'da diyor 57 milyon inek varmış ve her bir inekte minimum 5 ve normalde 10 tane olmak üzere sensör var diyor. Sıcaklığından tutun şeyine kadar işte hastalığını, ıvırını, zıvırını, her tarafında sensörler var diyor. Ve biz diyor her ineğin diyor yaşamını dakika dakika kontrol ediyoruz diyor. Eskiden diyor insanlar ne yaparlardı diyor. Yani süt sağmak istediğin zaman inek istese de istemese de süt sağılırdı diyor. Şu anda diyor inek artık kendisi istediğinde bir noktamız var diyor. Süt sağma robotu var diyor. O robota kendisi gidiyor diyor. Zaten sensörler belli ediyor diyor. Ondan sonra gidiyor diyor. Orada sütünü sağılıyor. Ondan sonra gidiyor diyor. Yemek mi istiyor? Yemek de buradan şey veriyor. Yemek robotu var diyor. Yemek robotu hazırlıyor diyor. Ve inanılmaz. Biz dedik ki hatta şey dedi. Şimdi de yani Amerika'da ya hangi süt markası? Siz hangi süt markası? Madem bu kadar teknolojik hangi süt markasınız falan. Amerika'daki bütün süt markaları aynıdır diyor. Hiçbir sütün hiçbir farkı yoktur diyor. Kalitesi, şeyi, her şeyi aynıdır diyor. Ne istiyorsanız Amerika'da bunu kullanabilirsiniz. Tamamen uniform. Çünkü diyor o kadar sistem o kadar oturmuş durumda ki, yani bu akıllılık olayında tamamen herkes aynı sütü içer diyor. Şimdi işte biz bebekken biz sürekli organik süt alırdık. Bir güldü adam. Organik süt diye bir şey yok aslında falan diyor. O sadece diyor 5 gün şey diyor. Yani normal organik sütle şey arasında, normal süt arasında hiçbir fark yok diyor. Sadece diyor biz inekler hastalanırlar ya da hastalanmazlar. Ondan belli zamanlarda antibiyotik veririz diyor. Antibiyotikten sonra bir normal sütte 10 gün beklenir diyor. Organikte 15 gün beklenir diyor. Bu kadar. Bu kadar yani. Yani onun üzerine de organik diye yazarlar diyor. Fiyatına %40 fiyat eklerler diyor. Sen de bunu bu şekilde organik alıyorum diye satın alırsın diyor. Sanki bir şey varmış gibi ama diyor hiçbir farkı yok. Amerika'da yaşayan dinleyicilerimiz varsa, izleyicilerimiz varsa bunu da buradan söyleyeyim. Türkiye'dekilerde ne alemde, Türkiye'dekilerde ne olacak, ne olur bilmiyorum. Hemen yorumlarda Amerika'da inek olmak varmış. Bizde paketlenmeden önce süt banyosu yapıp internete atıyorlar. Adamlar ineklerine insanlardan iyi bakıyor. Kesinlikle doğru. Gerçekten kesinlikle doğru. İnsanlarda sağlık sigortası, yani hala özel sağlık sigortası ıvır zıvır. Amerika'nın problemlerine girmeyelim, zaten dakikayı geçtik. Ama gerçekten Amerika'da ineklere çok 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 iyi bakıyormuş. Evet. İneklerde Türkiye'de de şey var. Tarım Bakanlığı'nda sunulmuştu. Benim eski çalıştığım şirkette de böyle bir proje yürüyordu. Şey, küpe. Hayvanların kulağına bir küpe takıyorlar. O küpe aynı zamanda sensör. İçinde iletişim şeyi de var, kabiliyeti de var. Özellikle bu tarz aygıtların bir işe yaradığı konu da salgını önlemek. Mesela bir tane koyunun sıcaklığı artıyor, ateşi yükseliyor. Ateşi yükseldiği zaman hop diyor, koyunu alıyorsunuz,
sürüyü kurtarıyorsunuz. Yani tabii, Türkiye'de tabii, de tabii. Şeyler var yani. Yani bu zaten Hollanda'dan çıkmış. Yani Hollanda'da en büyük akıllı tarım, akıllı hayvancılık falan zaten bunların onların mekanları. Yani adamlar ufacık Konya kadar ülke gerçekten dünyaya hem hayvancılık satıyor hem tarım satıyor ve hem de teknoloji satıyor aynı anda. Neyse, evet. Ben burada artık tam 2 saati geçirdik. Tam 2 saat oldu. Onun için yavaş yavaş programı kapatalım. Çok 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 teşekkür ediyoruz Kızıltan Hocam. Gerçekten inanılmaz şeyler öğrendik. Yani şeyin hocam, ya o kelimeyi söylemeden de olamıyor. Ya öteki kelimeyi o kelimeyi söyleyeyim mi? Ya ötekisi unutuyoruz cevap. Dışkının yolundan tutun. Oradan Suriye'ye kadar, oradan işte şeylere kadar, yani her türlü akıllı şehirlere kadar her şeyi konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Aslında Damla, senin de sorun vardı herhalde son o şey sorularını. Öneri soruların vardı herhalde. Öneri sorularını da soralım o zaman. Evet, aynen. Şey, yayını kapatmadan önce biz mutlaka sorduğumuz birkaç tane sorumuz oluyor bu arada, ama ben de teşekkür etmek istiyorum. Bu arada çok memnun oldum geldiğiniz için de. Başka bir konuda ben her zaman bunu her konuğumuza söylüyorum. Çünkü herkesin farklı farklı konularda uzmanlıkları da oluyor, ama akıllı şehirler ve akıllı yapılarla alakalı ayrı bir program yaparak ayrıca bunu konuşmayı çok isterim bu arada, evet. Uzun. Çünkü bu bambaşka bir konu ve bence ayrıca bizim video setimizin arasında kesinlikle bulunmalı. O yüzden sizi tekrar konuk olarak görmeyi çok isteriz. İyi geldiniz diyeyim. Bunun haricinde de kapatmadan önce mutlaka biz izleyicilerimize böyle yayın sonunda da kalması için sizden böyle işte atıyorum son zamanlarda izlediğiniz bir film olabilir, bir dizi olabilir, bir kitap önerisi olabilir, uzmanlık alanınızla alakalı merak eden kişilere böyle bir şey bizim için önerebilir misiniz diye son sorumu soracağım. Sonra da iyi akşamlar dileyeceğim. Şimdi hani konuyla böyle daha alakalı gibi olursa akıllı yaşamla alakalı böyle bir film var mı hiç bildiğiniz? Akıllı hayat. Ya Netflix'in Money diye galiba bir şeyi vardı. Bir belgeseli vardı. Orada mesela ben Diesel Gate'i çok detaylı bir şekilde şey yapmıştım. Akıllı şehir konuşacağımız gün onu da detaylı bir şekilde açarım yani. Çünkü Diesel Gate de çok önemli bir konu. Mesela Netflix'in o şeyleri, işte Trump da sanıyorum aynı şeyin içerisindeydi. Dirty Money. Allah hatırladım. Dirty Money. Dirty Money, evet. Doğru. Netflix'in Dirty Money'sini kesinlikle öneririm yani. Hani her bölümde bir tane kitap devirmiş gibi oluyorsunuz. Bayağı evet. Zengin bir içeriği var. Ondan sonra onu demiş olayım ya. Hani, teşekkür ederiz hocam. Crown'u bitirdik hanımla. Crown'u da öneririm yani. Hani böyle İngiltere ve 20. yüzyılı tarihi açısından nereden nereye geldi, şahtı şahbaz oldu hikayesi için gayet iyi. Ben de Tudors'u öneriyorum. Hazır İngiltere tarihini okuyorlarsa, izliyorlarsa Tudors'ta da 8. Henry'nin hayatı çok güzel anlatılıyordu orada. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bir sonraki hafta cumartesi günü yine saat 9'da farklı bir konu ve konukla tekrar burada olacağız efendim. Katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese, hocama da tekrardan. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere.